Karanlık İzler kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Umarım sesim ve görüntü iyidir. Bir hafta biliyorsunuz bir atlama yaptık. Gerçi her pazartesi teşekkür ediyorum Baran. Sesim net geliyor mu arkadaşlar? Ben buradan takip ediyorum da sesin gelip gittiğini tam göremiyorum. Sadece görüntüm var. Bir hafta ara verdik. Bundan dolayı da bazı sorular geldi. Her hafta arkadaşlar biraz zor oluyor açıkçası. Yani video çekmek. Video dediğim canlı yayınlar zor oluyor. Hayırlı bayramlar bu arada herkese arkadaşlar. Yazanlar olmuş. İkinci gün nasıl geçiyor? Evdeyiz tabii. Bir saat erkeni çekti ki İpek. Yani şöyle. Yani normalde 8'de falan yapıyorduk. İş falan oluyordu milletin. İşten gelenler falan oluyordu 8. Ben 7'ye çektim. Bayramdayız, evdeyiz. Ömer sen de hoş geldin. Saat 7'ye çektim ama bu saat değişiyor bizde. Yayınlarda bazen sekteye uğrayabiliyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hoş geldin Melih. Barış hocam hoş geldiniz. Arkadaşlar herkese hoş geldi ve tekrardan hayırlı bayramlar dilerim. Bilmiyorum Ömer, bir tane daha yayının görüntüsünü attığımda hemen dislike gelmişti. Çok takmıyorum onları bu aralar. Şimdi bugün konuşacağım çok başlık var. Biraz daldan dala atlıyoruz, onu da söyleyeyim ben. Baştan hayırlı bayramlar sana da diğer Ömer. Aleyküm selam. Bugün neleri konuşacağız? Birkaç not aldım. Burada böyle yani Savaş ve Barış'ı bitirdim. Birkaç film önerim var. Hem kitap uyarlaması film izledim, hem çok etkileyici olduğunu düşündüğüm bir film izledim. Ömer Seyfettin'den bir anı var. Onun dışında ince kitap okumalarına geçeceğim. Onunla ilgili bir şeyler anlatacağım. Bir de hikaye yazma ile ilgili bir durum var. Birazcık yayının sonuna doğru onlardan bahsedeceğim. Yani hep okuma üzerine gidiyoruz. Bir de yazı yazma üzerine birazcık kafa yoralım. Ömer, Orhan Pamuk'u da konuşuruz. Yani Orhan Pamuk benim en sevdiğim, çok kıymetli bir yazar. Sen Benim Adım Kırmızı ile başlamışsın da onu okumadık. Fark etmez, isterseniz de Orhan Pamuk'tan başlayalım. İsterseniz burada iki tane tuğla var. Şöyle göstereyim. Savaş ve Barış. Bugün bitti arkadaşlar bunlar. Bunlara özel 22 dakikalık bir video çektim. Salı günü, yani yarın ya da çarşamba günü yayında olur. Biraz uzun bir video oldu. Videoda söylemek istediğim bazı şeyleri de söylememişim. Onu söyleyeyim. İzledikten sonra son söz falan vardı. Lucas diye bir edebiyatçının yazmış olduğu. Onları söyleyecektim. Onlar kalmış. Bir yarım saatlik falan video olacaktı. Bir de Savaş'la Barış'la ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. YouTube'da çok fazla içerik yok. Bunun bence iki nedeni var. Birincisi, eser sayfa sayısıyla göz korkutuyor. Bu bence en önemli bir nedenlerden bir tanesi. Diğeri de hadi okuduk kitabı, bunu nasıl anlatacağız? Yani olay örgüsü basit değil. Çok dallanıp budaklanan bir eser. Birazdan onlara da geçeceğim. Onu da konuşuruz. Bu arada kitaplar rafta yer bırakmaz diyorsun. Gerçekten Barış Hocam öyle. Yani 908 sayfaydı birinci cilt. İkinci ciltte 910 falandı böyle. 1823 sayfa toplam. Birazcık Savaş ve Barış'tan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Spoiler vermeyeceğim. Onun için okumaktan hani sıkıntı çekmezsiniz. Bir sıkıntı olmaz yani okumayan arkadaşlar için. Benim açımdan çok zor bir okuma oldu. Onu söyleyeyim, Savaş ve Barış. Ama üzerine de en çok konuşmak istediğim kitaplardan birisi. Durumuna geldi Savaş ve Barış. Niye öyle onu söyleyeyim. Şimdi olay örgüsü basit değil. Mesela ben Sefilleri, Monte Cristo Kontu'nu okumuştum. Onların sayfa sayısı da 1800 sayfa, 1700 sayfa civarında bir şey. İki cilt. Aynı eşdeğer sayfa sayısı bakımından. Ama onlar acayip akıp gidiyordu. Hikayeye odaklanıyordum. Belki karakterin az olmasına odaklanıyordum. Uçup gidiyordu. Savaş ve Barış'a başladım. Baştan şöyle bir ön yargım vardı. Çok akıcı olmayacağını düşünüyordum ve karakter sayısının çok fazla olduğunu duymuştum. Yani 160 karakter yazıyor kitabın arkasında ama daha fazla karakterler de var. Yalnız şöyle düşünmeyin, yani 160 karakterin 160'ı da kitabın her bölümünde yer almıyor. Onu söyleyeyim ben size.
Şimdi niye sıkıldım ben bunu okurken? Şöyle söyleyeyim. Aslında karakter sayısının fazla olması bir etken ama en büyük etken o değil bence. Olayların vuku bulması, bir sonuca bağlanması çok uzatılmış gibi geldi bana Savaş ve Barış'ta. Aslında bir 10-15 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yani 1805'ten başlıyor 1815'e kadar ki durumu anlatıyor. Burada hem iki cepheyi ele almışlar. Birinci cephe diyelim savaş meydanları Fransız ordularını anlatıyor. Fransızlar Avusturya'yı işgal etmişler. Daha sonra Moskova'ya ve Rusya'ya yöneliyorlar. Tam o anda da o dönemi anlatmış Tolstoy bize. Diğer dal yani olay örgüsündeki birinci basamaksa Rusya'nın yüksek sosyete ismi, kabak tabaka, kaymak tabaka diyor Tolstoy kendi deyimiyle kitapta. Ben onu çok beğendim. Yüksek kaymak tabaka diye. O güzel bir benzetme veya betimleme olmuş onun açısından. Bir de onların kendi içinde bulunmuş olduğu ayrı bir dünya var sanki. Onları görüyoruz. İşte ne var mesela? Onlar Fransızca konuşmaya meraklı. Yani yüksek sosyete deyince bir yabancı dil biliyorlar ve konuşuyorlar bazında. Zaten kitabın bir kısmı Rusça değil, Fransızca diyaloglarla bağlantılı ve mesela iki sayfa şey var, Fransızca metin var. Sonra bir bakıyorsunuz iki sayfa dipnot, oradan Türkçelerini falan okuyorsunuz. Bu birazcık yoruyor. Bunların hepsi birleşince ne oluyor? Tabii ki okumayı zorlaştırıyor, onu söyleyeyim. Ben 16-15 günde bitirdim. Bazı günler 100 sayfa okudum, bazı günler 150 sayfaya falan çıkarttım. Takriben de 2 haftada bitti diyebiliriz ortalama olarak. Ama normal sıradan bir okuyucunun çok sabretmesi gereken bir eser. Bir de hani benim kadar hızlı okumaya gerek var mı? O da tartışılır. Ben birazcık her gün istikrarlı bir şekilde okuma yaptığım için bu sayı ve rakamlar ortaya çıktı. Esra hoş geldin. Hayırlı bayramlar sana da. Sümeyye sen de hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Savaş ve Barış böyleydi. Bu Savaş ve Barış'ın 2016 yapımı İngiliz bir uyarlama dizisi var arkadaşlar. Eğer kitabı okuyanlar varsa o diziyi izleyebilirler. Ben ilk defa düzgün eli ayağı düzgün bir kitap uyarlaması olan bir dizi gördüm. Film de var. Birazdan bahsedeceğim. Martine'den filmi var. Jack London'ın müthiş bence kitabıydı. Onu da izledim. Onu da anlatacağım ama Savaş ve Barış'ı okuyanlar şey yapabilirler. Yani diziye bakabilirler. Benim hoşuma gitti. Ben hatta şöyle bir taktik yaptım. Kitabın ilk cildi bitti. Mesela birinci cildi bitirdim. Bunu bitirdim. Baktım 6 bölüm dizi uyarlaması ve baştan sona 6 bölüm çekmişler. Diziler bölüm olarak da 1 saat falan takriben. 3 bölümünü izledim ilk cildin sonuna. Arkasına da 3 bölümü daha izledim. Tabii ikinci cilt bittikten sonra daha verimli oldu benim açımdan onu söyleyebilirim. Dizi uyarlaması güzeldi. Bu aralar İngiltere yapımı dizi ve filmlere bakıyorum. Fena değilmiş. Hani ben önceden Amerikan yapımı dizi ve filmlere çok meraklıydım ama baktım son zamanlarda biraz daha hoşuma gitmeye başladı İngiliz yapımı. Bu Gangs of London diye bir dizi vardı. Yani Londra gangsteri diye çevrilmiş olabilir. Ondan sonra bir hoşuma gitmeye başladı. Sümeyye, evet şey atlamayalım. Bu arada bu kitapların çevirmeni Leyla Soykut. Şu arkada bir yerde göreceksiniz. Yordam serisi var. Yordam serisinden Delikanlı'yı Dostoyevski'den şey çevirmişti Leyla Soykut. Şimdi tabii ki iletişim daha pahalı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Birkaç kişi de bana sordu. Neden iletişim tercih ettim veya İş Bankası'ndan okuyabilir miyiz diye sordular. Bir de Can Yayınları'ndan da basılmış. Bu üç tane büyük yayın evini şöyle kıyaslayabilirim ben. Diğer ikisini elbette okumadım. Can Yayınları'nda Nazım Hikmet çevirisi olduğunu biliyorum. Ben Leyla Soykut'u sadece anlatabilirim size. Şöyle anlatayım. Leyla Soykut benim hoşuma giden bir çevirmen. Yani okurken yormuyor. Anlam karışıklığı olan cümleler yok. Dipnotlarla desteklenmiş yazı var. Onun için ben Leyla Soykut'u tercih ettim ve ondan okudum. Ve bittikten sonra da çeviri açısından hiçbir sıkıntı çekmedim. Hani dipnotlar fazlaydı. Fransızca kısmını geçersek
Ben hiçbir problem yaşamadım. Kafamı karıştıran cümle olmadı. Ondan dolayı ben size Leyla Soykut çevirisini öneririm. Onun dışında bazı arkadaşlar şey diyebilir. Yani Leyla Soykut, yani iletişim biraz pahalı, İş Bankası'ndan alalım mı diyenler olabilir. Veya Can Yayınları'ndan fotoğraflı klasikler kapağını beğenen arkadaşlar da olmuş. Onları da okuyabilirsiniz ama 3 kitapta da 3 Yayın Evi'nde de şu var. Bence okuması birazcık zor. Zor bir metin. Ben geçen ayın sonlarında Sefiller'i okumuştum. Çok da etkilenmiştim mesela. Sefiller'le kıyasladığımda veya Monte Cristo kontunda hatta şey dedim. Onların ikisi bunların yanında şiir gibi kalır dedim. Bir de şöyle bir tabir geldi aklıma niyeyse. Savaş ve Barış'ı okuması ağır bir hastalığın ameliyatı gibi geldi bana. Gerçekten zor yani o açıdan. Onları söyleyebilirim. Çevirisi güzeldi yani, ben çeviriyi tavsiye ederim. Diğer yayın evlerini de tercih edebilirsiniz. Büyük bir sıkıntıyla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Kitabın başında yaklaşık bir 50 sayfalık ön söz var Maxim Gorki'nin. Ben Gorki'nin üçlemesini de okumuştum. Çok severim. Çocukluğum ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim diye. Gorki 50 sayfaya yakın bir ön söz yazmış ama bu spoilerlı olan veya Savaş ve Barış'ı anlatan bir ön söz değil. Onu söyleyeyim, hani çekinmeyin. Bazı arkadaşlar mesela şey diyor, ben ön söz okumam falan diyorlar da ben genelde okuyan kişilerdenim. Hatta spoiler da varsa kitabın içerisinde çok beni rahatsız etmiyor. Yani 2000 sayfalık bir kitap okuyoruz. Bir ufak bir spoiler veya büyük bir spoiler yesek ne olacak? O da tartışmaya açık. Ben hani çok fazla takılmam ona. Neyi nasıl anlattığına daha çok dikkat ediyorum. Ondan dolayı da öyle bir şekilde öneri yapabilirim. Zaten Gorki şeyi anlatmış. Dostoyevski'yi bile anlatmışlar. Böyle anılarını derlemiş Gorki. Hatta Tolstoy'u yollamak istiyormuş bu mektupları. Fakat yollayamamış bir nedenden dolayı. Tam bilmiyorum, orayı açıklamamışlar. Mesela hatta şey diyorlar, işte Dostoyevski'yi eleştiriyor, ikisi kendi aralarında konuşuyorlar. Gorki ile Tolstoy konuşuyor. Gıybet yapıyorlar. Diyorlar ki Dostoyevski'nin mesela Budala eseri dili çok savruktur diyor. Hatta Tolstoy şey demiş. Bunu bilerek yapıyor. Yani Dostoyevski'nin kitaplarındaki diller genelde savruktur. Bunu bilerek yapar Dostoyevski ve zevk alır, keyif alır diyor bundan. Tuğba hoş geldin. Ahmet hocam çok geç kalmadım. Bir 10 dakika falan oldu başlayalı. Savaş ve Barış ile ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Zaten tekrar edeyim. Salı ya da Çarşamba günü, Salı olabilir. Yani yarın 22 dakikalık bir video çektim Savaş ve Barış'la ilgili. Tabii kendi okuma deneyimiyle ilgili bir şeyler anlattım. Hani çok uzun uzadıya bir tahlil değil ama 22 dakikada önemli bir süre bence. Dilimden geldiğince söylemeye çalıştım. Bir de Lucas'ın son sözü var. Bu son söz çok kısa zaten. O da Tolstoy ve Avrupa edebiyatı üzerine konuşmuş. Tolstoy'un konumunu anlatmaya çalışmış. Kitapla ilgili bilgiler kısaca bunlar arkadaşlar. Bir paylaşım falan da yapmayı düşünüyorum Instagram'da, çok merak edenler var. Ama genel olarak şunu söyleyeyim, zor bir okumaydı. Okurken ben çok sıkıldığımı fark ettim. Yani akıcı değil bence. Birkaç da şöyle bir bilgiler aldım. Bu da güzel bir bilgiler. Tolstoy'un dedesi Türkiye'de Yedikule zindanlarında 2 yıl hapis yatmış. O da enteresan. Diyeceksiniz ki bu Cervantes'te de buna benzer bir şey vardı. Cervantes'te bize şey diyorlardı. İşte İstanbul'da bir inşaatta çalışılmış, bir cami inşaatında. Onun yalan olduğu söylendi birçok edebiyatçı tarafından. Onu söyleyeyim. Ama Tolstoy'un dedesi gerçekten 1. Petro, Deli Petro denilen kişi tarafından Osmanlı Rus olayları arasında böyle ilişkiler demek ki vuku bulmuş. Orada Türkiye'ye yollamış ve 2 yılda Yedikule zindanlarında hapis yatmış. Ben yanılmıyorsam geçen yıl gitmiştim Yedikule zindanlarına. Hatta oraya gidenler bilirler. Çok küçük zindanlar. Yani böyle zaten her taraf taş. Aydınlatma koymuşlar içeriye ama oraya giren adam bir kere küçüklükten ve karanlıktan tırlatabilir. Onu söyleyeyim. Güzeldi. Yani Zeytinburnu civarında bir yerde gitmiştim ben. Yani orada bir girişi var. Yürüye yürüye bulmuştum. Bayağı bir de yürüdüm Yedikule zindanlarını.
Benim böyle tarihi yerlere çok merakım vardır. Mesela Topkapı surlarına da gittim. Hatta orada bir anım var. Bir gün dolaşıyorum Topkapı surlarında. O zaman tabii ki herhalde hafta içi gitmişim. Kimse yok. Topkapı'dan girdim. Bilenler bilir İstanbul'da. Surların oraya gidiyorum. Arada bir de fotoğraf çekmeye çalışıyorum tarihi yerlerde. O arada dolaşırken bir baktım ileride şeyler de var. Yani çingeneler tabiri değil de çingeneler oraya çadır kurmuşlar. Duruyorlar. Neyse ben de gittim oraya. İki kişi çıktı. Erkek böyle baya bir de izbandut gibiler. Kara kara. Dediler sen niye burada dolaşıyorsun? Ben de dedim ki surları dolaşıyorum. Bir kısmı tabii ki tahrip olmuş. Onu da söyleyeyim. Korkmuyor musun dedi. Dedim neyden korkacağım? Aslında hafif de korku da var yani yalan olmasın. Kimse yok. Ve çadırlar var yerlerde de mesela çanta, ayakkabı, garip garip şeyler var tabii. Bali mali o tarz şeyler bile var. Dedim korkmuyorum falan filan dedim. Ben tarihi yerleri gezmeyi seviyorum falan dedim. Sonra kaçtım gittim oradan tabii ki. Niye bunu da anlatıyorum bilmiyorum ama zindandan oraya doğru geldik. Keyifliydi açıkçası ama şunu söyleyeyim arkadaşlar İstanbul'u bilenler biliyordur zaten. O 1960'larda falan ben baktım bu Tenten var ya Herge çizeri Herge'ymiş. Çizgi film vardı ve çizgi romanda Alfa'dan uyarlandı. Onun bir filmini izledim. Tenten İstanbul'da diye galiba böyle 1960'larda falan böyle gemiyle İşte İstanbul'da Boğaz'da falan gidiyorlar. Daha sonra Topkapı surlarına falan geliyorlar. Arkadaşlar muazzammış surlar. Şu anda gittiğimizde baktığımızda rezalet demeyeyim de çok kötü bir durumda ve orada artık kimisi bir şeyler ekip biçiyor. Zaten acayip pis falan filan. Acayip tahrip olmuş. Böyle ilginç de bir anım vardı. Onu da söyleyeyim. Krakow birazcık öyle oldu. Nasıl içmişim, nasıl içmişim gibi. Sanki öyle bir giriş yapmışım. Barancan demiş ki İngiliz tarihi dizileri daha iyi yaparlar. İngilizler gerçekten bu konuda daha iyiymiş. Ben hani Amerika'yı birazcık daha seviyordum ama İngilizler gerçekten daha iyiymiş onu söyleyeyim. Batuhan hoş geldin. Batuhan da benim kıymetli bir dostum. Doğaüstü güçlerle ve antik çağ medeniyetleri üzerine güzel okumalar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Ona da buradan selamlar ve saygılar. Edebiyatta çalışırken yazarak çalışmak, okuyarak çalışmaktan çok daha faydalı değil mi demiş. Tabii şimdi yazma açısından düşünüyorsan öyle yani pratik yapmadan olmaz bu işler. Hatta birazdan bir film önereceğim size. Hatta spoiler da vereyim Martin Eden. Şimdi Jack London bence Martin Eden kitabı okuyanlar hak verecektir bana. Jack London'ın ben aslında sıfırdan yazar olduğunu düşünüyorum. Hani böyle doğuştan falan filan genlerden gelen aristokrat, ailede büyüdük, anne baba profesör falan filan gibi değil de adam sıfırdan belki de hani alt tabaka diyebileceğimiz bir varoş kesimden müthiş özveriyle yani gecede 2-3 saat uyuyormuş. Öyle duydum. Çevirmeni de İş Bankası yayınlarından bir soy ismi Cin Emre diye bir çevirmen vardı. O söylemişti. Günde 2-3 saat kendisi şey yapıyormuş, uyuyormuş. Onun dışındaki süre zarfında hem okuma yapıyor hem yazma yapıyor. Ben bu videonun sonlarına doğru yazma ile ilgili de bir şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mehmet Hakkı Taş söylemiş. Levent Cin Emre. Evet, onun bir tane İş Bankası'nda böyle 3-4 tane çevirmenin çok güzel programı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biri Jack London'la ilgili, biri Zweig'le ilgili, biri de Dostoyevski ile ilgili. Ben bu üçünü izledim 20 dakikalık falan. Çevirmenleri, yazarlarını ve kitaplarını anlatıyor İş Bankası'nın kendi YouTube kanalında. Çok iyiydi. Orada Levent Cin Emre söyledi. O zaten hani adamın külliyatını okumuş. Bir de şey diyor. 200 kitabı var Jack London'ın toplamda diyor ortalama. 200'ünü de çevirmek istiyorum diyor. Hatta işte tarihe de diyor işte Jack London çevirmeni Levent Cin Emre olarak geçmek istiyorum diyor. Onu izleyebilirsiniz. Acayip keyifli. Bu adam yazma süresi dışında tabii ki büyük ağır işlerde falan da çalışmış. Jack London'dan bahsediyorum. Ve ortaya da Martin Eden karakteri çıkmış. Bu bir otobiyografik öğeler taşıyor ve adam şeyi de izleyince filmi orada şey dikkat ettim. Bu arada arkadaşlar film 2019 yapımı İtalyan yapımı
bir film. İtalyanca konuşmaları özlemişim ben. Böyle taktık Rusça, İngilizceye. Filmle ilgili şunu söyleyeyim. Ortalama bir film. Filme geçmişken ondan devam edelim. Krakow içkiyle arası iyi galiba. Yani böbrekle ilgili bir problemi vardı. Zaten ondan dolayı ölmüş. İntihar etmemiş kendisi. Alkolik, ha doğru, zaten bende bir kitabı var. Alkolik Anılar diye. Doğru, şimdi hatırladım. O orada detaylı anlatmıştır ama o kitabı okumadığım için onu bilmiyorum. Adam boksörlük yapmış abi. Birçok yerde çalışmış. Denizcilik zaten kökenli. Onu da biliyoruz. Hatta Martin Eden filminde de birazcık böyle bilgi birikimine sahip olunca Martin Eden ona şey diyorlar. Sen hani bir yazar değil, bir denizci değil misin diye böyle bilerek onu kızdırmak için bazı şeyler söylüyorlar. Oralar enteresandı. John Barr, evet. Bende var şu arkada bir yerde. Hatta bayağı da bir şeymiş ya. Çok ince zannediyordum da değilmiş. Yordam'dan almıştım ben. Ergin çevirisi. John Barr Lejor gibi bir şey. 240 sayfaymış. Onu da okuyacağım. Jack London okumalarına geri dönüş yapacağım. Film arkadaşlar, izlemek isteyenler, şimdi kitap, Martin Eden kitabını biz çok beğendik. Yani öyle düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar da katılıyordur bana. Film ortalama bir film. Bunun nedenini de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Biz şimdi bir kitap okurken, diyelim ki şu kitabı okurken kafamızda direkt olay örgüsünü canlandırmak için bir film çekiyoruz. Bu kitabı kaç kişi okumuşsa o kadar da filmi var diyebiliriz tabiri caizse. Ne oluyor? Bunu okuyan bir kişi kendi filmini yönetmenin ağzından veya yönetmenin zihninden izliyoruz. Ve bizdeki filme benzemeyince biz filmi çok beğenmiyoruz. Bunu söyleyebilirim size. Martin Eden'de de öyle oldu. Kitaptan sapmalar pek yok ama ben sadece şuradan savunabilirim yönetmeni. Şimdi 400-500 sayfalık bir kitap var arkadaşlar ortada ve 2 saate bunu sığdıracaksınız. Yani ortalama diyorum. Film de 2 saatti zaten. En canı alıcı noktaları seçip serpiştirmek gerekiyor filmde. Bunu yapmak da biraz tabii ki zor ve yönetmene kalmış bir şey ama film o kadar da kötü değil. İzlenebilir. Ortalama düzeyde. Hani ben ne çok iyi ne çok kötü buldum. Mesela filmi, kitabını okumamış bir arkadaş filmini izlemiş ve güzel dedi. Hoşuma gitti dedi. Öyle de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ömer demiş ki Martin Eden kitabı gemicilik ile alakalı mı? Kapağını da gördüm, merak ettim. Ömer, yani Martin Eden en başta denizdeki, şöyle söyleyeyim, denizci olarak geçiyor ama orada temizlik falan yapıyor. Ufak tefek işleri falan veriyorlar. Gerçekte kendisi de, Jack London kendisi de öyleymiş. Yani denizle baya bir uğraşmış. Hatta Deniz Kurdu diye çok güzel bir kitabı vardır. Onu bilen bilir. Uğraştığı için bir nevi otobiyografik. Martin Eden kitabında da öyleydi. Fakat daha sonra yazarlığa, denizcilikten çıkıp popüler bir yazarlığa kadar gidiyor. Müthiş bir kişisel gelişim kitabı bence. Ben onu söyleyebilirim sizlere. Hani bazı arkadaşlar sadece tırnak içinde kişisel gelişim kitabı falan önerileri istiyor benden. Ben Martin Eden'i oku diyorum. Sonra diyorlar ki o romanmış. Yok, roman değil, o kişisel gelişim aslında. Okuyunca anlayacaksın diyorum. Onu söyleyebilirim. Emre Hoca bir şey demiş. Uğur Hocam iyi bayramlar, iyi bayramlar. Karavandaki Adam kanalında güzel bir Jack London videosu vardı demiş. Takip edilesi bir kanal bence demiş. Ben büyük ihtimal izledim. Ben internette, YouTube'da ne kadar kitapla ilgili video varsa bazen kötü de oluyor ama onları takip edip izliyorum. İzlenilebilir. Onu söyleyeyim. Güzel incelemeler de yapıyor arkadaşlar. Hep para için yapıyor Jack London. Balzac gibi demiş Mehmet Hakkıtaş. Ona katılıyorum ama şunu da es geçmemek gerekiyor Mehmet Bey. Eserlerinin kalitesi bence çok iyi. Yani hani ben sırf para kazanayım, eserim uzun olsun, fazla eser üreteyim kısa sürede gibi durumlara girmişse bile şey yapmıyor. Yani ödün vermiyor yazısından. Yani benim okuduğum 4-5 Jack London kitabı öyleydi. Onu söyleyebilirim. Erkin hocam hoş geldin. Evi süpürmüş. Bayram temizliği daha önceden olmuyor mu hocam? Ahmet hocam da demiş ki Dostoyevski de kumar borcu için yazmıştı ama harikalar diyor.
Yani ben kumarbazı da okudum. 28 günde yazılmış ortalama. Bazı arkadaşlar beğenmemiş tabii, Suç ve Ceza ile Karamazov Kardeşler'le kıyaslarsan beğenmeyebilirsin. Ama bence de şahane yani. Ben Dostoyevski, ama Dostoyevski'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Onun ben bir edebiyat dünyasının peygamberi olduğunu düşünüyorum. Biraz iddialı olabilecek ama çok enteresan. Yani iddialı değilim çünkü herkes bunu söylüyor. Yani Dostoyevski süperdir ama ben bir tek işte niyeyse Delikanlı eseri biraz beni etkilemedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Ben onun dizisini de izledim ama galiba Ruslar Delikanlı kitabını çok seviyorlar. Hatta Dostoyevski kendisi şey demiş, bu bir gençliğin, arada kalmış bir neslin uyarlaması ahlak açısından demiş. Çevirisi de güzeldi. Leyla Soykut tıpkı Savaş ve Barış'ın çevirmeni çevirmişti. Yordam'dan okumuştum. Böyle bir sıkıcıydı yani. Onu bir göz ardı ettim. Onun dışındakiler güzeldi yani. Onu söyleyebilirim. Mehmet Hakkı Taş demiş ki ona bir şey demiyorum. Mesela bazı aktı sırf üst kesim sınıfa girmek için yapıyor diyebiliyorum. Bazen ben tasviri ve betimlemelerine hayranım arkadaşlar. Ayrıca kahve düşkünlüğümüz ortak bir hobimi artık, ne diyelim, alışkanlık. Oradan da adama karşı bir sempati duyuyorum. Vadideki Zambağa ben okuduğumda birazcık hafif bir zorlanır gibi oldum. Sonra o betimleme ve tasvirin muhteşemliğine aldanıp gittim. Gerçekten bittiğinde bir boşluğa düşmüş gibi oldum. Arkasından 4-5 tane kitabını aldım Balzac'ın ama Balzac'a devam etmedim. İşte Lanetli Çocuktu, birkaç kitabı daha var burada. Yaşamda Bir Başlangıç. Onları aldım. Goriat Baba yok bende. Onu alacağım listemde. Onları okuyacağım, devam edeceğim bakalım. Ama ben Balzac'ı çok severim. Hoşuma da gidiyor. Onun dışında arkadaşları da biraz bakalım neler yazmışlar. Işıl hoş geldin. Geçen gün Levent Cem Emre'ydi sanırım, Jack London çevirmeni. Onun videosu vardı demiş. Evet, ben ondan bahsettim. Bu arada sana da selamlarımı yolluyorum Işık. Erkin demiş ki ziyarete gelen yok, bir tekrar kaldık. Bizim de yeğenler falan geldi bu bayramda. Onun dışında kimse gelmedi. Bir açıdan kötü tabii ki bu durum. Ama tabii ki yani sağlık açısından ben gerekli gördüm yani insanları gidilmemesi. Onu söyleyebilirim. Şu an elinizde ne var hocam, ne okuyorsunuz demiş. Ben Savaş ve Barış'ı bugün bitirdim. Bugün başka bir kitap okumayacağım. Zaten ağır geldi bana. Ben hani son zamanlarda her ay bir tane hacimli, yaklaşık 2000 sayfaya yakın kitaplar okuyordum. İşte 2 ay evvel Monte Cristo, geçen ay Sefiller, işte bu ay Savaş ve Barış, ondan önce David Copperfield. Bunları okudum okudum. Şu ana kadar hiçbir problem yoktu arkadaşlar. Mesela şu anda şey hissediyorum. Yani böyle elim mesela kalın kitaba gitmeyecek gibi bir hissi uyandırdı bende. Yoruldum. Haziran ayı içerisinde ince kitapları okuyacağım. Hatta buraya da not aldım kendime. Hani ince kitaplardan gideyim. Yaklaşık 200 sayfayı geçmesin. Jules Verne okuyabilirim bu aşamada. Ahmet Hoca da Jules Verne'in bir kitabını okumuş. Arzın Merkezine Seyahat ya da Yolculuk. Onu çok beğendiğini söylemiş. Onu söyleyebiliriz. Erkin Hoca demiş ki Balzac kadar düşkün olamazsın. Yok ya, o kadar değiliz. Biz de günde bir iki bardak falan. O da normal aslında. Hani o kadar bence normal. Sümeyye ile ilgili Baran bir şey söylemiş. Neyse, şu Martine'den uyarlamasını da öneriyorum arkadaşlar. İzleyebilirsiniz ama tabii ki kitaptaki o muhteşem Martine'denle karşılaşacak mısınız? Çok değil. Ama güzel bir uyarlamaydı diyebiliriz böyle orta halli. Onun dışında bir film önereceğim arkadaşlar. Bugün böyle iki film önereyim dedim. Ondan sonra daha filmlere falan parantez açmayacağım. Av diye bir film arkadaşlar. The Hunt. 2012 yapımı, Danimarka İsveç yapımı, ortak yapım. Bu Hunt av olarak değil de onur savaşı olarak jargon diye çevrilmiş. Danimarka'da herhalde böyle. Niyeyse bir de av diye de çevirmişler. Onur savaşı. Benim son zamanlarda izleyip en etkileyici bulduğum film onur savaşı filmi. Zaten oyuncusu Mads diye bir adam, Mikkelsen. Adam Oscar hariç diğer bütün ödülleri almış. Kansas'ta falan filan böyle. Ben adamı izledim. Ben daha öncesinde de Valhalla Rising diye bir film izlemiştim. Cennetin Kapısında diye. Adam şahaneydi ya. Ben
kadar iyi bir oyunculuk. Konu da çok güzel ve hassas bir konu. Bir iftira, bir çocuktan bir adama iftira atılması üzerine muhteşem bir film çekmişler. Ben kesinlikle izleyin diyorum. IMDb puanı 8,3. Hatta IMDb'de 250, top 250'ye falan girmiş olabilir. Müthişti ya. Ben film bitti, bayağı bir etkilendim. Hatta Martin Eden'i falan izledim üzerine. O kadar etkilemedi beni, onu söyleyeyim. Ha, bu arada bir de Alef dizisini bitirdik. Alper diye bir yönetmen çekmiş. Yine Alper miydi? Yanılıyor olabilirim. O da ortalama bir diziydi. Kenan İmirzalıoğlu falan oynuyor. 8 bölümlük. Polisiye isteyenler izleyebilir, merak edenler. Bir de Kız Kardeşler diye bir film var. Aynı yönetmenin filmi. Onda bir arkadaşım var. Instagram'da filmler üzerine analizler ve incelemeler yapıyor. O söylemişti. 2012'de Isabelle Lavin, şey yaz, Onur Savaşı yaz, çıkar. Hunt yazınca çıkmaz çünkü bir sürü var. Onur Savaşı yaz. Türkçesi Onur Savaşı, bir de Jargen. Herhalde bu Danimarka lehçesinde. Onu yazabilirsin. Çıkacağını düşünüyorum, 2012 yapımı. Müthiş bir film ya, ben eminim hani izleyenler zaten hak verir, izlemeyenler de ya bu nasıl gözden kaçmış diyebilirler. Ben hani çok popüler olduğunu düşünmüyorum bu dizinin, pardon filmin. Müthiş bir filmdi yani, Martin Eden falan yanında. Yani insani durum olduğu için, bir de ben de öğretmenim, empati kurma açısından müthiş bir, yani size birisi iftira atıyor ve aslında o iftirayı da o ispatlayamıyor. Ama siz de kendinizi nasıl aklayacaksınız? Yani somut bir şey yok ortada. Hislerle de veya güven duygusu da olacak iş değil bu. Nasıl bir çıkarıma gidiyor ve kişi aslında karakterini nasıl değiştirebiliyor? Yani bütün kötülükler üzerinize geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Onun son raddesini, son derecesini mükemmel bir oyuncu eşliğinde sunmuşlar. Zaten puanı falan bence 8,3 her türlü hak etmiş. Hani şey dedim, 8,3 ne ya, çok yüksek falan dedim, izledim. Hani modern yapımlarda bu puanlar birazcık bana fazla geliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani modern derken günümüze yakın, ama tabii ki hepsi kötü değil, o yanlış anlaşılmasın. Ama 10 film izlediysek 8'i kötü. Evet Esra, Jakten. Jakten olması lazım. Hatta ben size şey yapayım. Şuradan IMDb'den size paylaşayım. Niye aklıma gelmedi onu da bilmiyorum. Yani şahane bir filmdi. Ben çok seveceğinizi düşünüyorum. Paylaştım. Sağ kısımdan bakabilirsiniz konuşmalardan. Onu söyleyebilirim. İzleyin yani, hak verirsiniz. Filmler böyleydi. Başka da bir şey yok. Bir de Kız Kardeşler diye bir film var. Onu da izleyebilirsiniz. Türk yapımı bir filmdi. Filmden ziyade Baran, teşekkür ediyoruz. Yani öğretmenlik zaten çok kutsal bir görev. Bunun farkındayız. Evet, Işıl da mesela izledi. Doğru, ben ona söyledim. O da çok beğendi. Hatta üzerine birazcık istişare de yaptık. Güzel oldu. Onu söyleyeyim. Filmler bunlardı arkadaşlar. Film dışında Jules Verne serisine devam etmeyi planlıyorum, onu söyleyeyim size. Jules Verne yani okudukça gelişiyor. Bir de ben Edebiyat Söyleşileri programı var TRT2'nin. Çok bahsetmişimdir. Ya benim çok hoşuma gidiyor. İşte Aykut Ertuğrul, Furkan Çalın ve Erkan Şimşek sunuyor üçlü. Bir tanesi hikayeci, bir tanesi editör, bir tanesi de şair. Böyle farklı alanlarda kitapları çok iyi analiz ediyorlar. Yani ben bir saatlik bölümü gözüm kapalı izliyorum. Genelde böyle çayımı kahvemi alıyorum. Acayip keyifli oluyor. Bugün onları izliyordum. Ömer Seyfettin üzerine çok güzel bir bölüm çekmişler, incelemesi. Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin'in biz öğrencilerle birlikte okulda Türkçe kitabında birkaç öyküsünü okumuştuk. 7. sınıflarla bu yıl Forsa öyküsünü okumuştuk. Daha önceki senede de galiba, geçen yıl bazen ben 6. sınıfların dersine de giriyorum. Orada da Pembe İncili Kaftanı görmüştük. Şimdi Ömer Seyfettin'le ilgili şöyle bir durum var.
Tabii olay öykücülüğünün Türk edebiyatındaki öncüsü, onu söyleyebiliriz, ona bir şey diyemeyiz. Ben zaten çok seviyorum öykülerini okumayı. Hatta yani ben onun karşısında sanki Sait Faik duruyormuş durum öyküyle gibi ele alınıyor da Sait Faik'i de çok severim. Onlar ayrı zaten. Ömer Seyfettin biliyorsunuz milliyetçi kimliğe sahip. Eserlerini yazarken de bundan ödün vermeden yazıyor. Müfredat mesela şey dediler. Siz bu konuya ne diyorsunuz? Müfredatta böyle kısaltılmış yazıları yer alıyor öğrencilere yönelik. Öğrenciler de onu hep çocuk yazarı olarak bildiği için büyüdüğünde artık hani yaşım ileriye yani olgun oldu artık okumayayım diye bir duruma gidiyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Onu söyleyeyim. Aslında bu benzer bir şekilde Jules Verne'de de var. Yani kısaltılmış metnini okuyan tam metne yönelmiyor, bu bir. İkincisi, küçükken okuduğumuzda biz onu çocuk eserleri yazan bir yazar olarak ele alıyoruz. Halbuki tam tersi. Mesela yayında şunu söylediler. Bunu ben okulda bir hocayla da konuşmuştum. Hatta birazcık tartıştık. Dedi ki bomba eseri çocuklara hiç iyi bir örnek değil falan dedi. Biraz da bir Ömer Seyfettin'le ilgili bir şeyler söylemişti. Ben bayağı bir tartıştım. Yani daha iyilerini mi gördük falan gibisinden böyle bir şeyler falan söylemiştim. Ömer Seyfettin'i korumamakla. Şimdi o eseri değil tabii ki de mesela Force olabilir, başka bir şey olabilir. Şimdi diyet hikayesinde sonunda bir şiddet var. Kabul ediyoruz. Bunlar değil ama hani niyeyse bir göz ardı edilen ve onun açıklarını bulmaya çalışan bir kesim de var. Adam 36 yaşında vefat ediyor. Balkan Savaşı'na gitmiş. Bir yıl Balkan Savaşı'nda esir düşmüş. Bakın olaya bakın. 140 tane öykü yazmış. Sadece öykü. Şiir, deneme, makale ile beraber 200 tane yazı yazmış. Eser oluşturmuş yani. Öyle diyebiliriz. Toplam 200'e yakın. 14-15 yaşlarında başlamış yazmaya. Ben inanıyorum ki 20 yaşına kadar yazmış olduğu eserler acemilik eserleridir. Gün yüzüne çıktı mı o da tartışılır. 16 yılda 200'e yakın eser yazmak vallahi şahane bir şey. Hani bence müthiş bir skala. Hani adam 70 yaşında ölse şunu derdik. 70 yaşında ölmüş ve 70 200 eser yazmış. Yine süper bir oran. Hani istatistik olarak çok iyi. Çok enteresan. Bu arada neden vefat etmiş acaba, hastalıktan mı? Onu tam söylemediler. Yayında takip ettim ama onunla ilgili de bir anı var. Onu anlatayım size. Ben çok güldüm izlerken. Umarım siz de keyifle dinlersiniz. Bu arada birileri bir şeyler yazmış. Hocam videonda Alfa'dan bahsettiniz ama İş Bankası yayınları da olmaz mı? Malum daha ekonomik. Mehmet Hakkı Bey olur. Şeyden bahsediyorsun. Jules Verne'den bahsediyorsun büyük ihtimal. İş Bankası da tam metin basıyor. Görselleri yok ama fiyatları ucuz. Ben tavsiye ederim İş Bankası'nı da. Çevirileri de güzel. Hatta birkaç arkadaşım oradan almış olmuş. Alfa bir de Kitap Yurdu'nda anlaşmalı olmadığı için Kitap Yurdu'nda yok. Bazı arkadaşlar Kitap Yurdu'nda puanları falan birikiyor. Oradan sipariş vermeyi seviyorlar biliyorum. O İş Bankası da alabilirsiniz. Hatta eski İtaki'yi bulursanız onların çevirileri de kötü değil ama İtaki'nin boyları biraz kısa. Ben ondan dolayı sevmiyorum. Alfa biraz pahalı, tuzlu ama görsele falan çok dikkat ettikleri için böyle olmuş. Bu arada Alfa'nın içindeki illüstrasyon değilmiş arkadaşlar. Bir abi var çok kıymetli, Jules Verne hayranı. O bana dedi ki Uğur dedi onları sen illüstrasyon diyorsun. Onlar gravür mü? Öyle bir şeymiş. Yani düzelt onu dedi bilgilerde. Onu düzeltelim. Hatamız olursa böyle yakalarız arkadaşlar. Hani ben hata yapmadım demiyorum. Onları ben illüstrasyon olarak görüyordum. Kara kalem çizimi gibi bir şey. Onlar gravür müydü? Öyle bir şey yazmışlar. Bilen varsa da yazarsa bizi aydınlatsınlar. Bir de arkadaşlar 2 hafta öncesinde bir arkadaşımız söylemişti. Ben sonradan dikkat ettim ona. Bu arada Emine demiş ki Ömer Seyfettin neden uygun kabul edilmiyor? Onu söyleyeceğim şimdi. Ömer Seyfettin'e geleceğim. 2 hafta önce bir yayında birisi bahsetmişti. Necip Mahfuz, Mısırlı yazar. Nobel Edebiyat Ödülünü alan tek değil pardon. İlk yazardı Müslüman.
Onun Barış Manço ile bir röportajı vardı 6-7 dakika, onu izledik. Mesela videoda ben arkadaşların bilgisiyle ona ulaştım ve çok güzelmiş, onu izledim. Bu arada yazarları şöyle bir inceleme yaptım. Arkadaşlar çok erken kalkıyorlar ve o gün yazı yazmasalar bile görevinin başındalar. Yeri geliyor daktilo, yeri geliyor bilgisayar başında. Bir şeyler yazmaya çalışıyorlar. Bu da istikrarın bir göstergesi. Bunu Jack London'a da yansıtabiliriz. Şimdi Emine'nin sorusuna gelirim. Ömer Seyfettin şöyle, yani kısaca şöyle bahsedeyim. Diyet hikayesinde bir demirci var ve onun bir yani zengin bir demirci vardı galiba. Öyle yanlış hatırlıyor olabilirim ama orada işte adama diyor ki, adam fakir, borçları falan var, işte tutsak falan alınca. O arada da kolunu falan kesecekler tabii ki o dönemde. Borcunu ödeyeyim diyor. Sen sadık bir şekilde yanımda kal diyor falan filan. Neyse kısaca böyle atlayayım oraları. Adam da tamam diyor, kabul ediyor. Kolum dansa diyor, çalışırım ben falan filan diyor. Oradan devam ediyor. Ama her hata yaptığında efendisi ona diyor ki, bak kolunu ben kurtardım, kolunu ben kurtardım falan gibi şeyler diyor. Akabinin de diyetinin hikayesinin en sonunda adamın başına kakıla kakıla, bu diyet hikayesinin böyle olduğunu düşünüyorum, şiddet falan filan. Yayın donmuş dedi Batuhan. Herhalde düzeldi şimdi. Bu arada gravürmüş, onu söyleyelim, gravür, çizimler. Yayın düzeldi mi arkadaşlar? Batuhan dondu demiş, bende de donmuştu. Düzeldiyse söyleyin, boşa kürek çekmeyelim. Ondan dolayı söyleyebilirim. Bir de milliyetçilik, yani şu anda düzeldi mi Sümeyye? Evet diyor, demiş, herhalde düzeldi. Tamam. Bir de arkadaşlar, yani kendimizi kandırmayalım. Yani ülkesini sevmeyen, milliyetçi olmayan bir tabakada elbette ki mevcut. Onlar da bu tarz yazarları sevmiyorlar, onu söyleyebiliriz. Öyle bir durum da oluyor. Emine'nin sorusuna hitaben bunu söylüyorum. Ahmet Hoca Alfa'nın basım kalitesi güzel demiş gerçekten. Zaten onun ben hani garantisini verebilirim size. Katıla katıla dedin, devamı gitti diyor. Katıla katıla değil o. Kakıla kakıla. Yani başa kakılma iyilik. İlginç bir kelime. Onu söyleyebilirim. Orada da en sonunda da böyle bir şiddet uyanabiliyor ama Ömer Seyfettin şahane bir adam. Onunla ilgili anı da şuydu. O da çok ilginç geldi bana ve benim hoşuma da gitti. Bu gençliğinde Ömer Seyfettin sınıf arkadaşı varmış, Mustafa Rizeli diye birisi. Fiziksel olarak ondan daha güçlüymüş Mustafa Rizeli ve Ömer Seyfettin'i dövmüş. Ömer Seyfettin de yere falan düşmüş, bayağı bir yumruk tekme falan değmiş. Biraz da Ömer Seyfettin ona karşı da vurmaya falan çalışmış ama vuramamış. Sonra şey demiş Ömer Seyfettin. Biliyorum sen benden daha güçlüsün ve şimdi dayak yedim. Ama çok çalışacağım. Daha sonra ben seni döveceğim demiş. Neyse bunun üzerinden 6 yıl geçmiş. Ama bu 6 yıl zaman zarfında Ömer Seyfettin bayağı bir uğraşmış, çalışmış. Herhalde artık dövüş stiliyle mi uğraştı, ne öğrendiyse. 6 yıl geçmiş. Bunlar uzun süre aynı okulda okul arkadaşlığı yapmışlar, öğrencilik arkadaşlığı. Bunlar gene 6 yıl sonra karşılaşmışlar. Ömer Seyfettin Mustafa Rizeli'ye bakmış ve demiş ki, ben şimdi seni döveceğim ama sen tek az geleceksin, yanına iki kişi al demişler. Mustafa Rizeli de tamam demiş, iki tane arkadaşını çağırmış. Onlar da biraz izbandut gibi, yani kalıplı. Ömer Seyfettin acayip dövmüş. Üçünü de dövmüş. O iki arkadaşı eklediğimi söyleyeceğim size. Üçünü de dövmüş ama acayip dövmüş. Öyle böyle değil. Sağ solu morarmış falan filan. Sonra bunların hepsini okul müdürüne götürmüşler. Tabii ki disiplin olayından dolayı. Bakmışlar işte Mustafa Rizeli'ye ve iki arkadaşa. Bayağı bir darp olmuş. Hatta şey demişler Ömer Seyfettin'e. Senin elinde kesici bir aletle mi vurdun bunlara? Yani demiş. Ömer Seyfettin de yok, kesici alet falan yoktu, yumruk vurdum demiş. Adamlar inanmamış çünkü vücudun birçok yerinde kesiye benzeyen büyük yaralar varmış. Mustafa Rizeli de şey demiş, yani komik geliyor bize tabi de, gerçekten yumruk attı.
Ama vurduğu yerde yarılıyordu demiş. Elinde kesici alet yoktu demiş. Sonra bu olay yani şey de hatta Ömer Seyfettin de demiş ki bana inanmıyorsanız bir tane daha yumruk atayım. Görün demiş. Hani ispatını da burada yapayım demiş. Böyle enteresan bir hikaye. Yalnız şöyle bir acıklı durum var. Bu Mustafa Rizeli'nin yanındaki iki arkadaş Balkan Harbi'nde gidip şehit olmuşlar ikisi de. Bunları Tahir Alangu dönemde adamlardan dinleyerek herhalde arkadaşlarından, okul arkadaşlarından derlemiş. Acayip üzüldüm. Ama burada Ömer Seyfettin'in ve Mustafa Rizeli'nin olayı şey değil arkadaşlar. Hani arada hiç husumet ve bir şey yok. Sadece bu bir gençliğin göstergesi, bir delikanlılık taslama diyebiliriz. Çok duygulandım o şehit haberini duyduktan sonra. Filmi mi yapılıyor? Vallahi süper olur ya. Ben Ömer Seyfettin'le ilgili çok daha şey bekliyorum. Hatta yayında da söylediler. Çok var aslında inceleme falan ama bütün öykülerini falan bastılar biliyorum ama daha çok şey yapılabilir. Yani Sait Faik'le yapıldı. Tıpkı Ömer Seyfettin'le de ilgili yapılabilir. Ömer Seyfettin olayını böyle kapatalım ama anı gerçekten çok komik değil mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitmişti. Esra da demiş ki Never Back Down. Onu izlemiştim ya asla pes etme gibi bir şeydi Türkçesi. O da gayet güzeldi gerçekten. Ha evet tamam anladım. Onunla ilgili değil ama ben buradan yönetmenleri yönlendiriyorum şey yapsınlar. Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin değil arkadaşlar. Ben bütün önemli edebiyat eserlerinin yani sinema da olabilir, dizi de olabilir. Uyarlamalarını izlerim. Hocam Matmazel Noralya evliya mıdır? Ömer şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi Peyami Sala eserlerini yazarken bence materyalizmden çok etkilenmiş. Maddecilik ve doğaüstü unsurlar da var. Matmazel Noralya'yı okurken ben şey demiştim. Evet Mehmet hocam ben de oraya çok güldüm yani. Adama inanmıyorlar diyor ben ispatlayabilirim. Bir yumruk daha atayım burada herkesin önünde. Çok enteresanmış. Matmazel Noralya'ya gelirsek ben Peyami Safa'nın eserlerinin bazılarında hepsinde değil materyalizmle onu beslediğini düşünüyorum. Hatta ütopyası var onun Simerya diye. Simeranya. Yalnızız da. Orada da var. Bu Matmazel Noralya'nın koltuğunda da vardı. Ben ilk defa Peyami Safa'yı okurken bu kadar gerçek mi değil mi diye düşündüm. Hatta Matmazel Noralya var mı yok mu? Hani o bile bir ikilemdi. İkircikli bir durumdu. Evliya mıdır dersen ben evliya demem. Çünkü kitapta evliyayı çağrıştıracak durum yok. Hani bir mucizeydi bir şey yok falan filan ama verilen bilgiler takip açısından birazcık adım var ama bence değil. Yani öyle baktım ben esere onu söyleyebilirim. O da enteresan bir durumdu. Onu söyleyebilirim. Şimdi yazarın ideolojisi umurumuzda değil, edebi derinliğine bakılması lazım demiş Baran. Katılıyorum. Önemli. Onu takip etmek lazım. Şimdi arkadaşlar ben belki Ferit onların hiçbirini yaşamadı diyor. Yani ola da bilir çünkü kitapta hafif bir mistik hava var. Şimdi buldum mistik. Bu artık mistisizm mi deniliyor ona tam da emin değilim ama mistik bir durum var. Bazı olaylar olabilir olmayabilir. Bir de Matmazel Noralya'nın koltuğunu okurken şeyi düşün. Oradaki hastalıklı durumları falan çok iyi anlatmamış mı ya? 9. Arıcı'ya koğuşunda da öyleydi. Adam yani mesela orada bir çocuk var. Midesinden çok rahatsız böyle falan filan. Feritti galiba. Tam hatırlamıyorum. Doktor geliyor oraya sıcak baskı falan yapıyor. Bildiğin şey ya böyle hastaneye falan gidersin. Orada gerçekten aynı yol izleniyor. Tabii Peyami Safa küçüklüğünde çok rahatsızlık geçirmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Onunla alakalı. Hatta 9. Arıcı'ya koşu da bir nevi yani biyografik öğelerde taşıdığını söyleyebilirim sizlere. Ama benim açık ara en sevdiğim kitap Matmazel Noralya'nın koltuğudur Peyami Safa'dan. Ben 7-8 kitap da okudum. Yalnızız'ı da okudum. Diğerlerini de okudum. Benim favorim odur. Cumba'dan Rumba'ya diye bir kitabı var. Onu aldım. Bir de Şimşek diye bir kitabını aldım. Onlar duruyor.
Onlar okunmadı. Onlar da zannetmiyorum ki Matmazel Noralya'nın koltuğunu geçsin. Bence o bacağı değil miydi diyorsun? Fatih bu şeyden bahsetmiyorum. 9. hariciye koy. Ha, şeyden bahsediyorsun sen. Peyami Safa'dan. Peyami Safa hem ayağından rahatsızlık geçirmiş hem çocukken başka rahatsızlıkları da olmuş. Hastalıkla çok uğraşmış yani, mücadele etmiş. Onu söyleyebilirim. Hani öyle farklı bir adam. Hatta mesela ben duydum, Metin Hoca söyledi. Para kazanmak için poğaça, kurabiye falan satmış. Sokaklarda, caddelerde. Peyami Safa çocukluğunda. Mesela hangi eseriydi hatırlamıyorum. Bir eserinde vardı bu. Bir çocuktan bahsediyordu ve kurabiye, poğaça falan satıyordu. Direkt oradan oraya bağladım hemen ben zaten duyduğum için. Ve keyifli de oldu. Isabel Lavin demiş ki Dostoyevski'de Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un iç geçirmeleri sıtmayı iyi ele almış. Peyami Safa'da da öyle. Anlatmak için yaşamak gerekiyor sanırım. Bunlar da öyle. Dostoyevski'de hatta Tesla'da da bir rahatsızlık varmış. Geçen onları okumuştum. Hatta şey demişlerdi işte rahatsızlığı olan insanların böyle çakraları falan açılıp daha mı iyi yazıyor? Bilmiyorum onu ama eserlerde kalitesini gösteriyor. Belki realizm açısına gerçekten onu söyleyebiliriz. Bu arada şeye gülüyorum, Erkin Hoca'ya. Poğaça deyince Orhan Pamuk geldi aklıma diyor. Orhan Pamuk'un meşhur merhaba poğaçacı olayı vardı. O yani ben videoyu izledim. Orhan Pamuk dışarıya çıkmış, bir simitçiyle karşılaşıyor ve poğaçacı diyor ona. Çok enteresandı. Birisi şey yazmış. Azıcık evden çık da halk arasına karış ve adam yazmış. Orhan Pamuk'la ilgili. Bunu sen dinle. Metis Okur'dan Ömer. Diğer Ömer değil. Orhan Pamuk biliyorsunuz biraz burjuva. Yani adam ailesini, Cevdet Bey ve oğullarını da okuduk. Yani ticaretle falan uğraşmışlar. Adamın Nişantaşı'nda falan evleri falan da var. Ama hak ettiğini düşünüyorum. Yani şu anki konumu diyorum. Orada kullanmıştı. Çok enteresandı. Yorumlar daha komikti. Hemen herkes alay etti. Hatta bir tane dizi var TRT'de. Ben izlemiyorum da, Tutunamayanlar diye. Bir ara Oğuz Atay'la ilgili olduğunu düşündüğüm için diziye bakmıştım. Orada bir baktım, bir replik var. Poğaçacı repliği. O da enteresandı. O da ilginçmiş gerçekten. Hani ama ben çok severim. Onu söyleyebilirim Orhan Pamuk'u. Şimdi Benim Adım Kırmızı'yı okumuş galiba Ömer. Beğenmemiş. Sümeyye, sen hangi kitabını okudun? Yeni Hayat'ı okudum yakın zamanda. Beğendin mi? Çok yaşamışsa rahatsız da olur, birikim de yapar. Ondan dolayı çok da yazar. Ama adamın analiz ve incelemeleri süper ya. Ben size şeyi anlatmıştım herhalde. Kırmızı Saçlı Kadın'ın yazılma sürecini. Orada tamam, Kırmızı Saçlı Kadın birçok insana göre Orhan Pamuk'un en vasat eserlerinden bir tanesi. Ben de buna katılan gruptayım. Adada evi varmış. Hangi adaydı? Unuttum şimdi. Orada bir gün evine geliyorlar ve iki kişi diyorlar ki, tabii Orhan Pamuk'u tanımıyorlar. Ve diyorlar ki işte biz kuyu kazıcılarız. Sizin arsanızda, bahçenizde de kuyu var, kazabilir miyiz demiş. Orhan Pamuk da tam hayır diyecekken aklına şey gelmiş. Kuyu hikayesi gelmiş. Biraz bunu tabii ki İran Doğu motifiyle de süslemiş Kırmızı Saçlı Kadın. Adamları şey demiş, izin veririm kazın ama ben de sizin hikayenizi yazacağım ve size sorular falan soracağım demiş. Adamların da işine gelmiş ve böyle bir eser ortaya çıkmış. Tabii ben bu eseri çok beğenmedim ama onu söyleyebilirim. Ömer Kırmızı Saçlı Kadın aslında en çok sevilen eseri. Sen niye sıkıldın, neresini beğenmedin? Bir kere Orhan Pamuk'un eserleri ben okumadığım için o kitap hakkında bir şey söyleyemem ama diğer eserler için şunu söyleyeyim. Çıtayı hiç düşürmeyen bir yazar ve siyasi olayları da işin içine katar. Hani benim siyasi romanım sadece Kar Kitabı diyor ama diğer kitaplarda da ufak ufak, mesela Cevdet Bey ve oğullarında ideolojiler yok muydu? Vardı. Jön Türklerden falan bahsediyor. Padişahlardan falan bahsediyor. Osmanlı döneminden bahsediyorum, son dönemden. Oradaki karakterler siyasi görüşlerini ortaya atıyor. Çatışma durumuna getiriyor. Ondan dolayı ben Orhan Pamuk'u severim. Postmodern öğeleri de en iyi kullanan yazar olarak görüyorum. Hatta ben geçen şey söylemiştim. Benim
en sevdiğim yaşayan yerli yazardır Orhan diye. Kafamda bir tuhaflık, güzel kitaptı demiş Melih. Onu okumadım ama çok seviliyor, onu söyleyeyim. Çok kaliteli dizi izleyin demiş Tuğba. O dizi efsanedir, çok severim demiş. Tutunamayanlardan bahsediyor herhalde. Ben çok fazla izleyemedim. Benim çok fazla televizyon izleme durumum yok. Ben sadece YouTube'dan edebiyat söyleşilerine falan bakarım. Felsefe kanallarına bakarım. Bir de çok beğendiğim filmler olursa veya diziler olursa izlerim. Bunlar da genelde yabancı oluyor arkadaşlar. Bir araya Alef'i sığdırdım. Onun dışında diğerleri genelde televizyondan filmler değil. Sinema filmlerine daha çok dikkat ediyorum. Ama Tutunamayanlar çok bence izlenebilir ya. Öyle tahmin ediyorum. Kara Kitabı okumuş Sümeyye. Postmodern bir yazar olduğu için bir olay yok hocam. Oradan oraya, oradan oraya atlıyor. Demek ki bundan dolayı da sıkılmış olabilirler. Gencer demiş ki Kafamda Bir Tuhaflık kitabını ben de okudum. Müthiş akıcı, röportaj tarzında yazılmış. Çok beğenmiştim. Herhalde en akıcı kitaplardan bir tanesi Kafamda Bir Tuhaflık Var kitabı. Ben de Orhan Pamuk'tan şöyle bir defterim var benim. Ben bu defteri hangi yazardan kaç tane kitap okudum diye notlar alıyorum şöyle. Orhan Pamuk'tan 7 kitap okumuşum arkadaşlar. Kar'la başladım. Kronolojik olarak yazmışım. Kar, Manzaradan Parçalar, Yeni Hayat, Kırmızı Saçlı Kadın, Saf ve Düşünceli Romancı, Babamın Bavulu, en son olarak da Cevdet Bey ve Oğulları'nı okudum. Benim birinci sırada Kar gelir. İkinci sırada herhalde Cevdet Bey ve Oğulları'nı koyarım. Üçe de Yeni Hayat'ı koyabilirim. Onu söyleyebilirim. Böyle bir defterim var. Bu deftere not alıyorum arkadaşlar. Keyifli oluyor. Hocam belki biliyorsunuzdur ama Çeviri Konuşmalar diye YouTube kanalı var. Gayet güzel. Evet. Ben zaten edebiyatla ilgili olan bütün kanalları takip ediyorum. Hatta o Çeviri Konuşmalar kanalından Ümit Kurbanov var. Onu da çok severek takip ederim. Yabancı yazar ve düşünürlerden, bazen vefat etmiş, bazen yaşayanlardan Türkçe'ye kazandırıyor ve izliyoruz. Normalde benim İngilizcem çok iyi seviyede olmadığı için yabancı birçok istediğim şeyi izleyemiyorum arkadaşlar. Çeviri Konuşmalar kanalı olsun, Ümit Kurbanov olsun, bir iki kanal daha var. Onlar gerçekten güzel çeviriler yapıyor ve onları takip ediyorum. Hatta burada bir iki tane daha var, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Not almak isteyenler alabilirler. Daha az çeviriler yapan arkadaşlar var. Onları söyleyeyim size. Murat Erşen. Bu adam çevirmen zaten. Felsefe metinleri çeviriyor. Murat Erşen. Buna bakabilirsiniz. Onun dışında Mehmet Sait Şener. Bu saymış olduğum adamlar kişisel kanalları ama bu adamlar normalde de felsefe metni çeviriyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Tekrar ediyorum. Mehmet Sait Şener. Çeviri Konuşmalar dedik. Murat Erşen. Bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakayım başka ne var. Başka da şu anlık o çeviri yapan kanallara abone olmamışım. Onu söyleyebilirim. Ümit Kurbanov, Thomas Bernhard'ı çevirdi. Evet. Sioran'ı da çevirdiler. Emil Sioran. Bu aralar acayip Sioran izleyesim var arkadaşlar. Pardon. Film, dizilerden, çevirilerden gittik. Okuyasım var. Elimde mevcut değil Sioran kitabı. Almayı düşünüyorum. Bu Parçalanma falan var Metis'ten çıktı. Onlara bir el atsam iyi olur diye düşünüyorum. Bu aralar tam Sioran okuma havamdayım. Suç ve Ceza şeyin Savaş ve Barış'ın üzerine iyi gider diye düşünüyorum. Onun dışında ne tarz müzik dinlersin hocam? En çok kimi dinlersin mesela demiş Ömer. Müzik ben genelde arkadaşlar türkü dinliyorum. Garip gelebilir size. Pop şarkılarını, yabancı şarkıları hiç sevmiyorum. Ya çok nadirdir yani, bir tanesini falan dinlerim, böyle kulağıma hoş gelir. Mesela geçenlerde bir kanal keşfettim. Daha çok dinliyordum ama Dil Tengi diye. Dil Tengi. Mesela bunların müzikleri çok hoşuma gidiyor. Ben acayip dinlerim. Ara ara belki türkü değil tabii de Cem Adrian'ın bazı şarkılarını, ama hepsi değil, bazı şarkılarını çok severim, takip ederim. Onun dışında da böyle ara ara şeyleri falan da dinlerim. Yalan olmasın. Neşet Ertaş, Müslüm Gürses'in bazı şarkıları. Şu Dağlarda Kar Olsaydım falan. Arabeske bağlamayalım.
Çok arabesk sevmem. Ağır oluyor. Ben ağır eserlere gelemiyorum. Bir de enstrüman falan filan oldu mu böyle dinlerim. Mesela Sedat Anar diye bir adam var. Çok güzel müzikler yapıyor. Onu tavsiye ederim. Maturdu galiba. Çaldığı bir alet var. Telli. Ya böyle hani sanki bir ney dinliyormuşsunuz havası oluşuyor Sedat Anar'da. Tavsiye ederim. Müthiş müzikler yapıyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu saymış olduğum kişilerin kanallarına falan bakıyorum. Çok düşük arkadaşlar ya. Böyle geniş kitleye yayılmasını isterim ya. Hani niye bu kadar ünlü olmuyor ve insanlar bu yani bu dönemde niye bunlara önem verilmiyor? Çok garip. Bu arada Genco Erkal demiş Meli. Ya Genco Erkal'ın YouTube'da kanalında birçok tiyatro falan çekti. Ben Yalın Ayak Sokrates'i izledim. Biraz sıkıldım bilmiyorum. Bende mi problem var? Yalın Ayak Sokrates'te sıkıldım ama Aziz Nesin'den hikayeler anlatıyor. Onlar benim hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim sizlere ve salık veririm. Ama o tiyatro benim hoşuma gitmedi. Sonra birkaç tiyatro daha gördüm. Pek şey yapmadım. İzlemedim ama bu aralar bayağı bir video yüklüyor. Onu söyleyeyim. Bir de güzel bir haber vereyim size. Ama haber şey, nasıl diyeyim? Olmayabilir, olabilir. Ferhan Şensoy açıklamış. Onun çok sevdiğim Pardon filmi var. Böyle tiyatrodan uyarlanmaydı. Çok Pardon diye o filmin devamını çekmek istediğini söylemiş. Herhalde büyük ihtimal çekerler. Yani böyle bir ortaya bir şey atıldıysa ve çok sevildiyse birinci film. Bu da onun devamıymış. İnşallah çekerler. Ben Türk sinemasında en sevdiğim filmlerden bir tanesidir Pardon. Komedi dalında o çok hoşuma gitmişti. Bir de Tabutta Röveşata filmi vardır. Niyeyse beni çok etkilemişti o tarz film. Onu söyleyebiliriz. Durgun Don serisine bu aralar başlamayacak mısınız? O zaman bu aralar çok sevindim. Alamadım demiş Sümeyye. Arkadaşlar buradan ben 2-3 kişiyle konuşmuştuk, sözleşmiştik. Şolohov'un Durgun Don serisini okuyacaktık. Fakat kötü bir haberim var size. Biraz erteleyebiliriz onu. Nedeni de şöyle, ben Haziran'da 4 kitabını da arka arkaya okumayı düşünüyordum. Ben serileri arka arkaya okumayı severim. Hatta Savaş ve Barış'ın arasına bir kitap alacaktım. Onu da almadım. Uzayacak veya bölünecek. Zaten sıkıldım. Biraz daha ara verirsem belki elim gitmez falan düşünceleriyle beraber. Araya kitap almıyorum. Bu arada bir su içeyim. Haziran'da erteledim Durgun Don'u. Buradan arkadaşlara da söyleyeyim ama geriye çekersem söyleyeyim arkadaşlar. Ortak okuruz. Sümeyye de almamış zaten. Haziran, Temmuz'a ama söz verebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Temmuz'da olabilir. Yani çünkü 4 kitabı da arka arkaya okuyacağım ay içerisinde. Biraz zorlayabilir beni, onu söyleyebilirim. Affola. Çünkü verilen sözlerin tutulması gerekir diye düşünüyorum. Çok aciliyet yoksa. Aslında söz vermedik de okuyabiliriz falan dedik. İhtimal. Onu söyleyeyim. Masumiyet Müzesi'nin dizisi çıkacakmış demiş Meli. Onunla ilgili ben de bir bilgi okudum. Herhalde çıkacak. Çıkarsa da ben izlerim. Ama Masumiyet Müzesi'ni hem müzeyi ziyaret etmedim hem kitabını da okumadım ama dizi çıkacaksa hemen araya kitabı alıp bitiririm ben ya. Ben zaten böyle filmlerden önce kitapları falan okumayı falan çok severim. Hemen böyle eşleştiririm. Güzel olur. Onu söyleyebilirim. Zeki Müren demiş Mehmet Hakkıtaş. Zeki Müren'in sesini çok beğenirim ama hani böyle çok favori sanatçım dinler miyim? Hayır. Ama hani denk gelirse dinlerim. Onu söyleyeyim. Bazen denk gelirsem derken bazen böyle müziklere bakıyorum YouTube'da. Oradan denk gelirsem izlerim ve şunu da söyleyeyim, ben Zeki Müren'in Türkçesine hayranım. Yani müthiş kullanıyor böyle bir Türkçe. Gerçekten şahane. Hocam okuduğunuz zaman ben de katılırım, seriyi tamamlamıştım demiş. Tamam İzabel, haber veririz. Büyük ihtimal Haziran ya da Haziran olmayabilir. Temmuz olabilir, onu söyleyebilirim. Fransız Teğmen'in Kadını Haziran'da okuyacağız değil mi? Uğur başka isteyen olur mu birlikte okumayı? Fransız Teğmen'in Kadını da var bende. Fowlis'in bir kitabı. Vallahi bilmiyorum Işıl. Şöyle bir karar aldım kendime.
Çok kalın kitap okumayacağım bu aralar. Ömer demiş ki aylak köpek mi diri gömülen mi? Hangisi mi daha güzel diye soruyor. Bence ikisi de aynı minvalde. Yani terazi böyle böyle olur. Ben Sadık Hidayet'in beğenmediğim kitabı yoktur ya okulumda. Diri gömülen aylak köpek. Valla seçim de yapamadım. Bir de 3 Damla Kan var. Bunların üçü favori ya. Valla bilmiyorum. Kararsız kaldım. Zor bir soru ya. Şey gibi değil bu. Dostoyevski mi Tolstoy mu gibi bir soru değil. Onda hemen kararımızı veriyorduk. Ayağımızı belli ediyorduk. Sümeyye demiş ki İnce Mehmet ve Niteliksiz Adam serisini de yine grup halinde okur muyuz acaba demiş. İnce Mehmet, Niteliksiz Adam, Dante'nin ilahi komedyası ve Decameron. Bonaccio'nun muydu artık? Bunların hepsini ben okumak istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Grup olarak okuruz. Ama 2-3 aylık önümüzdeki zaman zarfında değil. Hani baştan onu söyleyeyim. Sonraki dönemde okuruz. Bende çünkü kitaplar bile yok. Elimde olsaydı zaten onları meraktan dolayı hemen bitirirdim. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Daha sonra okuyabiliriz. Grup halinde okursak. Grupta şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Birbirimizi teşvik ediyoruz. Eksikliklerimizi kapatabiliyoruz. Yani ben mesela zamanımızın bir kahramanı var. Lermontov'un bir kitabı, romanı. Zaten tek romanı. Uzun bir novella da diyebiliriz. Uzun bir hikaye de diyebiliriz. Onu okuduk bir arkadaşla. Adını unuttum şimdi. Instagram'da bazı böyle çok tanımadığım arkadaşlar da oluyor. Ama hani hocam biz de onu okuyoruz. Beraber okuyalım. Üzerine sohbet edelim diyorlar. Tamam diyorum. Hani kişi olarak çok tanımıyorum. Adam kitabı okuduk. İşte ben anlattım. İşte neler olduğunu falan filan. Adam bana kostümleri anlattı. İki sayfa. İki sayfa kostüm. Dedim niye bunları anlatıyorsun? Dedi ki benim ilgimi çekti dedi. Ve Rusya'nın o dönemki giydiği kıyafetlerini adam incelemiş. Şimdi ben eseri okudum. 10 kere de okusam onlara o kadar dikkat etmem. Sonra o adam söyledikten sonra biraz inceledim, birazcık baktım böyle baştan sona okumadım. Gerçekten de onlara motiflere çok el atmış yazar. Demek ki bir şeyler anlatıyor yani kıyafetle ilgili kısımlar var. Hani ayrı bir bölüm gibi bir şeydi, bölüm başı gibi. Bu zenginliği gösteriyor ve birazcık da teşvik ediyor bizi. Onun için ortak okumaları iyi olur. Onu söyleyebilirim. Kalın biraz evet. Ben de ondan dedim Işıl. Yani Fransız Teğmen'in kadını biraz kalın gibi gözüküyor. Şurada bir yerde duruyor bende. Tabii bir arkadaş şey dedi geçen hoşuma da gitti. Bir açıdan da kızdım. 500-600 sayfalık bir kitap gösterdi. Dedi bu çok ağır falan dedi. Çok hacimli. Sana da dedi ince gelecek falan dedi. Öyle ama artık bu aralar biraz normal insan, normal okuyucu moduna geçiş yapacağım onu söyleyeyim. Efsane bir tekerleme videosu var dedi. Zeki Müren'i anlatırken aslında aklıma o geldi. Tekerleme geldi. O karga ile ilgili. Müthiştir. Meli, Ruh Adam seni çok etkileyecek. Nihal Atsız'ın kitabı. Bence bitirdiğinde Türk edebiyatının, hatta Türk demeyeyim de dünya edebiyatında bile seni etkileyen en önemli eserlerden bir tanesi olarak da anlatabilirsin. Ruh Adam. Benim Atsız'ın en sevdiğim kitabıdır. Bozkurtlar falan da var ama Bozkurtlar değil de Ruh Adam bence şahane, etkileyici. Adı gibi Ruh Adam. Yani ruhsal yönden müthiş betimleme ve tasvirlerin olduğu. Yer yer ben biraz edebiyata meraklı olduğum için edebiyata tam böyle düşkün olan kişinin çok sevebileceği bir kitap. Edebiyat dersi falan var çünkü kitapta. Müthiş de onu söyleyebilirim. Çok etkiler seni. Amazon çekecek diziyi ben de çok merak ettim diyor. Evet. Yani izleriz her türlü Masumiyet Müzesi'ni. Zaten ben seviyorum. Sıkılacağımı da düşünmüyorum. Yani Orhan Pamuk'da. Ama şu şeyler etkiledi arkadaşlar. Bu virüs muhabbeti dizi ve filmleri etkiledi. Hep ertelendi. Biz Barış Hoca ile beraber bilmiyorum aranızda var mı şu anda. Barış Hoca ile John Wick çıktığında sinemada gidip izliyorduk. Hatta en sonunu gidip Türkçe dublaj izledik. Sıkıntı oldu. John Wick 4'ün mesela filmi çıksa izleriz her türlü. O da ertelenmiş mesela. 2022'ye falan ertelenmiş. Benim çok sevdiğim bir film serisidir. Birazcık erteleniyor böyle. Niyeyse sıkıntı.
Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir kitabı da güzelmiş hocam. Yeni başladım ama Beşşehir hakkında güzel bilgiler veriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar için hani dili ağır ibaresi dışında olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Üniversitede Beşşehir üzerine kafa yormuştuk. Hatta ben size şöyle bir olay anlatayım. Benim orada bir profesör hocam vardı, Mehmet Karı diye. Hatta bende bir kitabı da var. Geçenlerde okudum. Yorumlamaya da çalıştım kendimce. Şöyle göstereyim. Ait oldu. Yusuf Asacib'in eserini anlatıyor. Şimdi Mehmet Karı hocaya ben dedim ki hocam ben yazmaya çalışıyorum. Roman, hikaye bazen sekteye uğruyor. Ne yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim dedim. Hatta çok okuma yapıyorum dedim. Okumayla ilgili bir sıkıntımın olduğunu düşünmüyorum dedim. Hatta bir ara teori kitaplara da geçiş yapmıştık. Hatta bir kitap var. Birazdan size onu da göstereceğim. Yazmayla ilgili bir şeyler anlatacağım. Oraya geçince söyleyeceğim. Dedi ki Beşşehir'i oku Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. Okudum dedim. Öyle değil dedi. Yazarmış gibi oku dedi. Sonra okumaya geçtim. Başladık işte Bursa'dan falan başladık. Okumaya başladım. Gerçekten farklı bir eser olduğunu orada fark ettim ben Tanpınar'ın. Dili orada ağır değil yalnız. Ben saatleri ayarlamayla ilgili söyledim bu fikrimi. Orada okuyunca çok etkilemişti beni Beşşehir. Bir gezi yazısı, bir edebi muhit, her şey geçiyor kitabın içinde. O açıdan okuyabilirsiniz, keyif alırsınız. Melih Beşşehir'i yarışmada okumuş, akıcı bir eser de demiş. Kitap okuma yarışı mıydı? Neydi o? Yazar gibi oku demek şu. Sen bu eseri yazsaydın nasıl yazabilirdin? Bir de adam neleri dikkat etmiş yazı yazarken. Mesela şöyle örnek vereyim size. Hatta yazmaya geçtiysek yazmayı da anlatalım. 70 dakika olmuş. Birazcık yazmadan da konuşalım bugün. Bir iki arkadaş hep okuma üzerine konuşuyorsunuz. Yazmaya da geçiş yapalım dedi. Onunla ilgili bir şeyler anlatacağım. Matrix 4 ile aynı gün çıkacaktı hatta demiş. Matrix 4'ü de heyecanla bekliyordum. Bu arada bir de Tenet galiba Christopher Nolan'ın bir filmi var. Temmuz'da falan çıkacakmış, Ağustos'ta. Onu izleriz. O herhalde hazır bitmiş ama Matrix ve John Wick 4 bunlar tamamlanmadı. Biraz bekletecekler. Hatta çekimleri yarım yamalak gidiyor galiba. Tenet'in ben sana fragmanını yolladım ya hocam, Barış hocam. Nolan'ı ben çok severim. Barış hocam geçen sana bir tane fragman yollamıştım. Hatırlarsan efsane bence. Orada şey var ya, Nolan'da var tabii ki de bu. Objelerin hareket ettiğini falan görüyoruz ve geri falan geliyor böyle. Biraz ışınlanma demeyeyim de farklı bir olaya el atmış bence Christopher Nolan. Zamanda yolculuk, evet onun kokusunu aldım ben. Var var. Yani orada bir etkilenme falan var. Onu söyleyebilirim. Hocam bu virüs her şeyi mahvetti. Orhan Pamuk'un yeni kitabı da büyük ihtimalle bu sene çıkmayacak. Veba kitabı vardı. Veba Geceleri pardon. Aklım Albert Camus'a gitti. Veba Geceleri çıkacaktı YKY'den. O da ertelendi galiba. Sıkıntı. Yani her şeyi... Hatta benim bir iki arkadaşım, yazarlık kursundaki arkadaşlar kitap çıkartmış. Basılı olarak çok zor dağıtıma falan geçti. Bazıları e-kitap olarak sadece dağıtılıyor. Tabii çok popüler yayın evleri olmadıkları için baya bir sıkıntı oldu. İnşallah umarım düzelir. Sayılar falan azalıyor zaten. Nolan'da en güzel şey çok katmanlı eserler vermesi. Yani Interstellar bence favorimdi ya. Dunkirk'ü de beğendim ama Yıldızlar Arası favorimdi. Onu söyleyeyim. Şimdi birazcık yazmaya geçelim arkadaşlar. Hatta pardon Ömer söylemişti. La Casa de Papel 4. sezon izleyeceğim demiş. Barış Hoca ben izlemedim onu. Biliyorum diziyi de izlemedim kaldı. Ben birazcık daha edebiyat uyarlamalarına ağırlık verdim. Ne kadar keyif almasam da öyle devam ettik. Şimdi yazmayla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha öncesinde ben 6 aylık falan bir yazarlık kursuna da gittim. İsmail'in ücretsiz. Ya oradan da birçok deneyimim var. Birazcık onları anlatmaya çalışacağım size. Bazı arkadaşlar fikirlerini de soruyordu. Size
Böyle biraz beklettim, arkamı döndüm, kusura bakmayın. Kitap falan da çıkarttım. Şimdi kitapta şu. Altın Kitaplardan çıkmış Celil Oker'in Genç Yazarlar İçin Hikaye Anlatıcılığı Kılavuzu. Biz bunu işledik yazarlık kursunda. Sadece bu kitap değil tabii ki. Bir evrensel basımdan çıkan bir kitap vardı. Çok edebiyat bilimi diye böyle acayip kalın. Onda da bir şeyler işledik ama o çok ağır olduğu için, akademik olduğu için o zor. Bu kitap daha uygun. Bir karakter yaratmak ve onunla ilgili bir şeyler ortaya atmak. Bu karakterden kasıtı şey değil. Yani bir deneme falan da yazabilirsiniz. İnsan olmayabilir içinde. Ben sadece bir kurgu yaratmaktan bahsediyorum. Şimdi yazma ile ilgili şu. Fatih Bey de demiş ki tam İsmek'e seçildim, korona çıktı. Bir kutu kitaba abone olan var mı acaba demiş. Ben abone olmadım. Hocam yayın evlerinin yayın akışını herhangi bir yerden öğrenebilir miyiz acaba? Bir bilginiz var mı? Ben kendi sitelerine giriyorum Mehmet Bey. Takip ettiğim popüler yayın evlerinin. Oradan ama tabii ki şey değil işte. Bir ay sonra şu kitabı basacağız demiyorlar. Bazıları çok nadir işte gelecek ay şu çıkacak falan diyor ama geneli öyle bir bilgi vermiyor. Onunla ilgili pek bir bilgi veremem size ama ben bütün siteleri takip ediyorum ve yeni çıkan kitapları anında görebiliyorum. Onu söyleyebilirim size arkadaşlar. Sherlock dizisini izlemelisin demiş Naim. Sherlock'un dizilerini izledim. O 3 bölümlük bir dizisi vardı. Onu diyorsan onu izledim. Sonra galiba bir dizi daha yapıldı. Onu izlemedim. Yalan olmasın. Ömrünüzün sonuna doğru kaç kitap bir kütüphaneye, kaç kitaplık bir kütüphaneye sahip olursunuz sizce demiş Murat. Barış da demiş ki Barış Hoca, İBB Sanat'ta YouTube tiyatro yazarlık dersleri var. Evet, bana yolladım, baktım ona. Ona da arkadaşlar bakabilir. İBB Sanat YouTube'da var. Yazarlıkla ilgili bir ders var. Ben özellikle ona baktım. Şimdi ömrümün sonuna kadar kaç kitap okurum bilmiyorum. Evde 1000 tane kitap var. Ben bunların yaklaşık 800 tanesini okumuşum. 200 tanesi de okunmayı bekliyor. Ömrüm uzun olursa herhalde 5000'i falan geçeriz. Tabi bu bir farazi bir bilgi. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Hatta geçen bir örnek vermiştim ya. Kötü bir örnek ama hani yola çıktık. Kafamıza bir şey çarptı. Bir darbe aldık ve eski yaşantımızı unuttuk ve hatırlamıyoruz. Eve geldiğimde 1000 kitabın, 2000 kitabın ne olduğunu, bunları niye eve yerleştirdiğimi düşündüğümü hayal ettim böyle. Tam bir cehennem. Ve düşünsene o saatten sonra hiçbir okuma yapmıyorsun. Çok enteresan olur. Müthiş bir kurgu da bu arada. Stanislavski'nin kitabı vardı. Bir karakter yaratmak. Şimdi karakterden ziyade ben şunu söyleyeyim bu kitapla ilgili. Bir de George Perry'in bir kitabı var bende. Böyle ayağa kalkıp almam lazım raftan. Onun için almadım. Bir sonraki aşamada belli edebiliriz. Ben bu sabah Mehmet Berk Yaltırık'ın bir videosunu izledim. Twitch'te video çekmişler. Bu arada Twitch kullanan var mı arkadaşlar? Ben Twitch'te de yayın yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir ortam? Hani farklı insanlara da ulaşabilir miyiz? Orada da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir olay yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Bir tane resim açtı. Korku temalı. Böyle arkada bir ev var. Bir çiftlik evi. Önde bir cadıya benzeyen birisi var. Alacakaranlık. Havada yarasalar uçuşuyor. Bir tarla var böyle yıkık dökük. Şimdi böyle bir resim sundu sol tarafa ve arkadaşları dedi ki herkes bir bilgi versin. O bilgileri ben not alacağım. Ve bir hikaye yazacağız. Sadece ilk hafta bilgileri alacak. İkinci hafta kendisi hepsini toparlayıp hikaye yazacak. Böyle bir şey benim de aklıma geldi. Biraz ondan çaldım gibi oldu. İzliyorsa bizi affola. Öyle bir şey yapabiliriz bak arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Hatta birisi dedi ki bu ev işte zengin bir aileye kalmış. Aile çok kalabalık. Oradaki cadı onları korkutmak için gelmiş. Zaman alacakaranlık, sonbahar. Tarlada besinler yok. Onunla ilgili bir şeyler söylediler. Adam tek tek hepsini not aldı. Bazılarını almadı.
derledi, toparladı ve sonraki hafta bakalım nasıl bir ortaya bir şey çıkacak. Biz yazarlık kursunda şöyle olaylar da yapmıştık. Üç tane kelime söylüyorduk. Mesela karınca, çiçek ve hastalık, grip. Bu üç tane kelimeden toplam iki sayfa olmak üzere bir hikaye yazmamızı istemişti hocamız bizden. Bunlar deneysel olaylardı. Hep kısıtlama getirdi bize hoca başlangıçta. Sonra serbest bıraktı. Ben başlangıçta anlamadım niye böyle. Tam hikayeyi yazıyorum, akıcı gidiyor. İki sayfa olduğu için kesiyoruz falan filan. Hikayenin sonu yok falan filan. Başı var, sonu yok. Kelimeler iyi serpiştirilmemiş. Meğersem bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Siz koşacaksınız. Birisi belinize halat bağlamış. Sizi tutuyor. Sonra o halatı açıyor ve acayip hızlı koşuyorsunuz. Ben buna benzettim. Benim için iyi oldu. Mesela 3 tane kelime dedik. Karınca, çiçek ve hastalık, grip dedik. Bu 3 kelimeyi hikayeye yayın dedi. Ama hikayeden çıkarttığımızda hikaye çöksün. Olay örgüsü çöksün. Bununla ilgili hikayeler yazın dedi. Onunla ilgili hikayeler yazdık. Onun dışında sayfa sayısını arttırdık. 6 sayfalık hikayeler yazdık. Karakteri olmayan hikayeler yazmaya çalıştık. Hikaye yazma açısından şöyle bir başlangıç için söylüyorum. Bu sadece hikaye. Her şeyin hikayesi var bu arada arkadaşlar. Yani romanda yazacaksanız, denemede, bunların hepsinin hikayesi var. Hikaye dediğimiz şey de kafada şekillendirme, şablonu oluşturma. Bu şablon 10 adımda oluşuyor. 10 tane başlık üzerinden gidiyorsunuz. Yani bu bir teknik. Yani atıyorum Stephen King bu tekniği kullanmadan yazıyor olabilir. Stephen King farklı bir şey uygulayabilir. Biz sadece bazı kişilerin, bazı yazarların uyguladığı tekniği anlatıyorum ben size. 10 tane madde. 10 tane madde şöyle özetleyeyim ben size. Evden çıktım. Sokakta çöpe çarptım. Başım yarıldı. 3 oldu. Eve döndüm. Yattım. Mesela 5 tane bunları seçtim. Hiç duygu yok. Hiçbir duygu yok. Yani şuram acıdı, buram acıdı falan filan hiçbir şey yok. Ek bilgi hiç yok. İnsan hiç yok. Bunları 10 tane maddeye yerleştirin dedi hoca. Ve sıfırdan hikayeyi böyle yaratacağız dedi. Böyle ilerledik. Tabii ki bunları yaparken en önemli nokta ne? Olay örgüsü arkadaşlar. Olay örgüsünü iyi yapmazsanız kahraman sizi kurtarmaz. Onu söyleyeyim. Mekan sizi kurtarmaz. Dil sizi çok nadir kurtarır. Çöker gider. Olay örgüsünü de yaptıktan sonra diğer anlatıcı olabilir. Bu arada anlatımla ilgili şunu da söyleyeyim. Biz sadece tanrısal bakış açısı ve birinci tekil şahıs açısıyla da bakmadık anlatıma. Onunla ilgili de mesela ikinci tekil şahıs mesela hikaye anlattık. Şuraya gidiyorsun, şunu yapıyorsun falan filan diye. Enteresan bir yazım durumu oldu. Bu kitabı tavsiye ederim. Çok basit ama güzel bir olay yaratmayı bize anlatmış. Celil Oker'in yazarlara tavsiyeleri. Yazmak zor. Ben metin okurken şuna bakıyorum. Cümleler çok uzun mu veya kısa mı? Ben okurken etkilendim mi, etkilenmedim mi? Yazarken de birazcık onlara özeniyorsunuz, öyküleniyorsunuz, onu söyleyebiliriz. Öykülenmek diye bir şey de var, etkilenmek. Oralardan alıntılar yapabiliyorsunuz, onu söyleyebilirim. Var kullanıyoruz Ömer demiş. Twitch'ten bahsediyor. Edebiyat konusunda yayın açan yok diyebiliriz. Vallahi ben öncüsü olabilirim. Ama şey nasıl olacak? Yani YouTube'daki gibi mi işliyor? Onu da merak ediyorum açıkçası. Hani nasıl gidiyor? Şimdi yazmayla ilgili geri dönüş yapacak olursak, şimdi şöyle bir istikrar da önemli, onu söyleyebilirim. Hani orada da abone ve takipçi falan olayı var mı yani? Onu söylemeye çalıştım Ömer. Oyunla ilgili bir şeyler izliyor benim kardeşim de. Ben de çok denk geldim. Oyun falan izliyor. Genelde oyun kanalı galiba. Neyse, şu aşamada zaten onunla ilgili bir şey yani daha ilerisi için düşünüyorum. Bakalım. Bu arada Esra, sen en son hangi kitabı okudun?
Bu aralar galiba sen Reading Slump mıdır nedir? Onun giriş yaptın herhalde. Onunla ilgili. Şimdi yazma ile ilgili şu şeyleri tamamlayalım. Ondan sonra kitaplara geri dönüş yaparız arkadaşlar. Bence mesela Stephen King adam şey diyor. George Martin'le röportajını izledim. Ben otururum diyor. Hikayenin sonunu bilmem diyor. Bilmeden yazarım diyor. Bilirsem sıkılırım bırakırım demiş mesela. Ahmet Ümit de aynısını diyor. Bu onlara özgü. Mesela başkaları da diyor ki ben diyor sonunu falan belirlerim diyor. Her şeyi belirlerim, öyle devam ederim demiş. Bu kişiden kişiye değişebilecek durumlar. Bu artık yazara, okuyucuya bağlı. Ben mesela Ayarsız ve İzdiham dergilerinde birkaç hikaye yayınlatma atma fırsatı bulmuştum. Adamlar çok beğenmişti. Onları ben direkt böyle kurgusal olarak kafamda şekillendirdim ve oturup yazdım. Tabii ki 2 sayfalık öyküler, çok hacimli eserler değil. Onu söyleyeyim. Onlar böyle kafamda şekillenmişti tam olarak. Oturdum yazdım. Bazı yerlerini tasvir, betimleme, ekleme, çıkarma falan filan yaptım. Birazcık da Sadık Hidayet'ten falan etkilendiğimi düşünüyorum ben yazı yazarken. Öyle ilham alabileceğiniz kaynaklar da olabilir. Ama şey çok önemli, istikrar. Adamlar mesela o gün yazı yazmasa bile ofislerine giderlermiş. Bak ev değil. Evine yakın ofiste tutuyorlarmış. Ortam daha rahat olsun diye kafa. Adam diyor işte 7'de. Genelde de erken kalkıyor. Mesela Necip Mahfuz'u izledim. Adam 5'te kalkıyormuş. Sabah diyor 7'ye kadar diyor gazete falan okurum diyor. Ulan 7'de 6'da gazete alıp ne ara 6'da mı alıyorsun gazeteyi? Ne ara gelmiş gazete? Çok enteresan yani. Tabii vefat etti kendisi ama çok ilginç geldi. Metin Savaş da aynısından bahsetmişti. Yani bazen okumaları bile geceye bırakıyormuş sadece. O da ilginçmiş. O yayınladığın hikayelere nasıl ulaşabiliriz demiş. Ömer şey var. İzdiham'da bir tanesi var. Ben hatta linkini atayım şimdi sana. Ama benim hoşuma giden hikaye bu değil. Buraya paylaşacağım şimdi. Benim en çok hoşuma giden Ayarsız'daki hikayemdi. Ona nasıl ulaşacaksın? Ben ancak Instagram'dan bana ulaşırsan ben ekranın resmini çekip fotoğraf şeklinde sana yollayabilirim. Bu izdihamdaki yazım izdihamda ve Ayarsız'da dergide yani bu internette değil dergide matbu olarak mı deniyor? Orada da yayınlanan 2 hikayem var. Onların fotoğrafını atabilirim. Bende var dergi. Onları yollarım ben sana. Sen bana ulaş. Instagram'dan yaz. Ben en çok Ayarsız'daki hikayemi beğendim. Zaten böyle bir beklemiyordum. 4-5 kişi falan böyle hiç tanımadım. Adamlar ismimi görüp beğenmiş ve yorum atmışlardı. Tebrik etti. Çok da hoşuma gitti. Ama hikaye yazmıyorum ben. Romanla uğraşıyoruz. Bu aralar onu söyleyebilirim. Yazı yazma işleri birazcık kişinin mücadelesine kalmış arkadaşlar. Yani siz ne kadar kafa yoruyorsunuz ve beklentileriniz neler? Yayınlatmasıysa bence çok çok zor. Mesela 4-5 tane yayın evine dergilere yazı yollamıştım. Mesela bir tanesine sinirlendim şöyle. Adamlara bir tane hikaye yolladım anneler gününde. Anneler günüyle ilgiliydi. Anneler günü haftasında diyelim. Adam şey yazdı bana. Hikaye çok güzel dedi. O da 2 sayfa falandı A4'te. Ama dedi yayınlayabiliriz. Niye dedim? Çok beğenmişsiniz dedim. Dedi ki yazı beklediğimiz kişiler var. Kemik kadro. Onların yazısı gelirse yayınlıyoruz. Onlar öncelik. Yani niteliğine gerek yok. Yer olursa onları yetiştiremezse sizinkileri falan alırız dedi. Bence kötü bir cevap. Böyle bir cevap mı olur? Yani beğenmedim diyebilirler. Ona saygı duyarız. Böyle bir iki şey söylediler. Benim de hoşuma gitmedi. Ben daha sonra dergi mergi uğraşmadım. Uğraşmak da pek istemiyorum. Bir de mesela ben geçen Kafka Okur dergisi aldım. Bu arkada böyle. Ondan dolayı baktım. Böyle sağa sola bakıyorum. Şimdi hikayeleri inceledim ben. Hikayelerin dışında bir tane şiir var. 5-6 tane hikaye var. 3-4 tane deneme var. Birkaç tane de tanıtım yazısı var. Acayip sıkıcı yazılar. Yani 2 hafta önce de ve bir sitede de Saramago'yu incelemişler. Körlük ve görmek.
Arkadaşlar acayip yüzeysel ya. Ben bilmiyorum, ben bana mı böyle geliyor? Yani kitabı okumasanız arka kapağı alıp incelesiniz, biraz baksanız veya 10 yıl önce okusanız o kitabı, onu yazarsınız. Mesela benim, abartmıyorum, mağara kitabı var Saramago'nun. İnternette bir sitede de yazdım inceleme. Video da çektim. Bence bu kadar detaylı inceleyen yoktur yani. Ben genelde bu kadar detaylı incelemiyorum ama o mağara kitabında, Saramago'da şahane incelemiştim. Hatta bulabilirsem size onun linkini de atayım. Bakın. Hatta birisi şey yazmış. Haklı da, bu kadar spoiler verilir mi falan yazmış. Ama o çok incelediğim için öyleydi. Ve dil de akademik değil. Yani adamın verdiği akademik bilgiler hoşuma gitmiyor benim ya okurken. Ben makale okumuyorum. Kitap incelemesi yapacaksan da mesela arka metaforlara önem vermen lazım. Şimdi Saramago'nun felsefesi var. Adam eserini incelerken o felsefeden ayrı, sadece olay kurgu üzerinden gidiyorsan o ayrı. Ama orasında bitmiyor iş. Mehmet Bey, paylaşayım. Onları ben paylaşayım. O ayarsız aslında güzel. Onu size sunabilsem iyi olurdu. O hikayemi ben çok beğeniyorum. Onu size sunmak isterim. Onları bir şekilde şey yapacağım. Bir de Instagram'dan bana yazarsanız ben size fotoğraf atayım. Fotoğraftan daha iyi olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada şeyler de var ama onları biliyorsunuzdur. Onu örnek vermeyeyim. Edebiyat Daima ve Edebiyat Burada sitelerinde bazı kitaplara, er kitapları değil, mesela Hasta Toplumları falan yaptım, Frankenstein'a yaptım. Onların incelemelerini yazıyorum. 2 sayfa veya 1 sayfa kısaca. Ama onlar hikaye değil, inceleme. Biraz insanlar incelemeden okumamış olanlar kitapların incelemesini istemiyor açıkçası. Yayın evlerinin öyle bir torpil durumu hep var. Kemik kadroları üzerinden gidiyorlar. Maalesef öyle. Hikayeni de paylaş derken Instagram hikayesi var ya, story orada paylaş diyor galiba. Bakacağım ona. Şu bir yayından sonra bir el atarım. Amaç öncelikli olarak para kazanmak olduğu için böyle. Bence kesinlikle bu. Yani ben Martine'den filmini izlerken şeye takıldım. Herbert Spencer diye bir düşünür varmış. İngiliz filozof. Jack London ondan çok etkilenmiş. Hemen internette bir arama yaptım. Birkaç kitabı var çevrilmiş, birkaç kitabı da tükenmiş. Daha da çevrilmiyor. Benim de sevdiğim bir abi var Laputa yayınlarında. Hemen ona dedim ki abi sen bu adamı çevirmek istemez misin dedim. O da dedi çevirmek isteriz aslında. Onu da çevirmen problemim falan filan gibi şeyler söyledi. Diğer yayın evlerinde bu kitap satar mı düşüncesi var. Mesela örnek veriyorum. Bu kitap satar mı deyince ne oluyor? Para kaygısı giriyor işin içine. Bu adamın kitlesi var mı? Onda da para giriyor devreye. Hepsi reklam ve para, torpil olayları. Okumanın durgunlaşmasına bir reçete var mı? Esra, ben şöyle yapıyorum. Diyelim ki okumaktan sıkıldım. Bu reading slump'a girdim diyelim. Kitaplarla ilgili videolar izliyorum. Diyeceksin ki zaten sıkıldık, niye video izliyoruz? Şöyle teşvik oluyor aslında bende. Böyle hani zıt kutup gibi ele alıyorum. Gidiyorum izliyorum mesela adam, mesela atıyorum Sefiller. Sefilleri çok detaylı anlatmış, hoşuma gidiyor. Sonra giriyorum kitap yurdundaki yorumlara bakıyorum. Sefillerle ilgili neler söylenmiş. Onlara bakıyorum. Sonra Victor Hugo'nun yaşantısına bakıyorum. Böyle bakıyorum, bakıyorum. Okumak için böyle üst seviyeye kadar getiriyorum onu. Dolduruyorum bardağı. Sonra oturuyorum ve niyeyse zaten elim gidiyor. Niyeyse dedim ama açıkladım da. Gidiyor ve okuyorum. Okumaya başlıyorum. Oradan devam ediyor ve keyif de alıyorum. Hani böyle bir olay yapabilirsin. Bir de şu var. Seçtiğin eserde bir tık akıcı olsun veya çok güvendiğin bir eser olsun. Yani gidip de şimdi sen Riddle, yani okumak zorluğu çektiğin bir dönemdesin. Gidip de sana Savaş ve Barış'ı al oku dersek olmaz. Sayfa sayısını da göz ardı et. Mesela benden sana öneri varsa elinde, Jules Verne oku. Veya İş Bankası modern klasiklerden, ince kitaplardan seç. Yani çok sıkılsan bile 50 sayfa, 70 sayfa bitirirsin. Bir sıkıntı olmaz. Hani çok sıkıldın ya, 70 sayfa bu. Yani bir oturuşta bitmese bile 2 oturuşta bitebilecek.
Ben bu taktikleri deniyorum ve gayet de iyi oluyor. Mesela Savaş ve Barış'ın sonlarında acayip sıkıldım. Diziden biraz bakarak okudum. Diziye baktım, buna baktım, yorumlara baktım falan filan. Birkaç arkadaş dedi, Uğur şöyle daha iyi, şu savaş kısımları falan iyi. Stephen Zweig olabilir demiş Mele. Evet, Zweig'ın ince hikayeleri olabilir. Dikkati toplamak zor. Biraz kitap okurken bir şey de düşünmeyeceksin. Onu da söyleyeyim ben sana. Bazen kitap okuyorum. İşte yarın ne yapacağım? İşte şu an ne yapıyorum? Kim geldi? Bilmem ne falan dersem. Sonra bakıyorum ki oradaki paragrafı okumuşum ama anlamamışım. Yüzeysel geçmişim. Sonra bir daha geri dönüyorum. Oradan tekrardan okuyorum. Kafanın rahat olması lazım ama psikolojik olarak farklı bir durumdaysan tabii onu atlatman lazım. Hani zihinsel olarak diyorum. İnsanın odaklanması rahat oluyor. Ben mesela Tanpınar'ın huzurunu ve saatleri ayarlama enstitüsünü bilerek bıraktım. Giresun'da bizim dağda evimiz var. Köyde. Acayip bir yeşillikler içinde. Manzarası mükemmel. Kartpostala benzetirim. O iki eseri aldım orada okudum mesela. Hatta Ehren Burk'un Paris Düşerken serilerinin ilk üçünü falan dördünü orada okudum. İnanır mısınız böyle aslında zor. Tanpınar'ı da buna dahil edeyim zor eserler. Hepsini çok rahatlıkla okudum. Niye? Ya ortam güzel, ufuk açıcı, etrafa bakıyorum. Manzara da beni açıyor. Uykumu almış bir şekilde çıkıyorum balkona, dışarı izliyorum, bir kahvemi alıyorum. Orada mesela çok verimli okumalar yaptım. Ama 2 ay sonrasında ne oluyor? Oradaki manzara ve ortam da artık bir monoton haline geliyor. Ya artık şeyi düşünmeye başladım 3 ay sonrasında. Yani yaklaşık 3 ay falan kalmıştım okul tatilinde. Çok rahat bura dedim ya. Artık okuma yapamıyorum, o kadar rahat. Bu da bir çelişki. Sonra tabii İstanbul'a geldim falan filan böyle. Zaten giderken babam da hep şikayetçi. Bir çanta kitap taşıyoruz. Kıyafet yok, kitap taşıyoruz diye bir de hacimli kitapları seçiyorum bilerek. Adam haklı tabii ki bu şikayetinde. Bir de kitaplar ağır oluyor. O tarz bir şeyler yapıyoruz. Melih demiş ki tebdili mekanda ferahlık vardır hocam demiş. Doğru demiş. Bir de sizin kendi içinizde bulunduğunuz ruhani durum da önemli diye düşünüyorum. Zweig olabilir ama Zweig'ın ben külliyatını tamamladım biyografileri hariç. Ben çok severim. Kafka'yı keza öyle çok severim. Sıkıldığımda elime attığım kaynak iyi olması lazım. Ona güvencem ben. O tarz şeyler yaparım. Ama bu video izleme olaylarını da bence yap. Ben veya kitap araştırma olaylarını da yap. Katkısı olur diye düşünüyorum sana. Ben çünkü öyle bir yol izliyorum. Onu söyleyebilirim. Öyle bir şey olabilir. Onun dışında değinmediğim neler vardı? Buradaki noktaları anlattım ben size arkadaşlar. Not aldım. Bu arada yayın saati ile ilgili fikirleriniz var mı? Akşam 7. Önceden şöyle bir olaya gittim ben. Akşam 8'de yayın yapıyorduk. İnsanlar çalışıyordu çok kesim. İşten geliyorlar 6-7 yemek falan yiyorlar. Anca yetişiyoruz diyorlardı. 8'den 10'a kadar 2 saat makuldü. Bu hafta ben mesela 7'ye çektim. Bilerek şundan çektim. Bayram bugün. Bir de pazartesileri şeye denk geliyorum ben. Dikkat ettiniz mi? Cumhurbaşkanı konuşma yapıyor Recep Tayyip Erdoğan. Onunla çakışıyor yayınlar. 2 haftada bir yapacağım arkadaşlar yayınları. Mesela haftaya büyük ihtimal olmaz. Ama sürpriz bir yayın olabilir. Onu da söyleyeyim. Akşam önceden 8'de yapıyordum. Ramazan'da 9'a çıkardım. Ramazan bitti. 7'ye düştük. Saat uygun bence 7. Çünkü 2 saat yayın yapıyoruz. Hani 7'de başlıyoruz. 9'a kadar falan konuşuruz. 10'a kadar da olabilir. Ama 3 saatte ben yorulurum. Onu söyleyeyim. Biraz fiziksel olarak yoruldum. 2 haftada bir yaparım. Ekstradan yayın olabilir. Onu da böyle hikaye şeklinde ben paylaşıyorum arkadaşlar. Mesela geçen hafta birkaç arkadaş kızdı bana. Yayın yok, haberimiz olmadı diye. Ben şeyden yazdım. Hikayenin, pardon hikaye değil, topluluk kısmından yazdım YouTube'un. Oradan bakabilirsiniz. Pazartesileri yapıyorum genelde. Benim hoşuma gitti pazartesi. Her pazartesi olmasa da 2 haftada bir yapacağım.
Ekstradan bir durum olduğunda da topluluk kısmında paylaşacağım. Oradan takip edebilirsin. Topluluk kısmına sekmesine tıklayın. Onu söyleyebilirim. Size güzel bir başta söyledim. Savaş ve Barış'ın incelemesi geliyor. Çok fazla spoiler yok arkadaşlar. Biliyorum şu an mesela 15 kişi bizi izliyor. Eminim ki 10 kişi veya 12 kişi Savaş ve Barış'ı okumamıştır. Okumayı düşünenler fazladır. Bazılarının gözü korkuyordur. Spoiler pek yok. Yani böyle genel bir açıklama yaptım. Hatta Kitap Dünya ve İpek Hanım iki kişi sadece kitap incelemesi çekmiş. Tabii ki zor bir eser. Onlar da birazcık hızlı geçmiş demeyeyim. Yanlış oldu da. Çok spoiler vermemişler, onu söyleyeyim. Bizimki de öyle oldu. Güzel bir inceleme çektiğimi düşünüyorum. Salı günü ya da çarşamba günü yayınlayacağım. Oradan izlersiniz. Mayıs'ın sonunda da zaten bir haftalık zaman süresi var. Orada da 1 Haziran gibi Mayıs ayında okuduğum kitapları anlattığım video çekeceğim. Bir de Elif Bak var. YouTube'da kanalı var onun da. Bir TG'ye davet etti beni. O mu bu mu diye kitap soruları var. Bir de onu çekmeyi düşünüyorum. O da sağ olsun beni takip ediyormuş ve hoşuma gidiyormuş videolar. Onu çekeceğim. Videolar geliyor dolu dolu. Bayağı bir videomuz var arkadaşlar. 4 yıldır bu kanal açık ve faal şekilde devam ediyor. Bu arada şunları da ekleyelim. Gılgamış videosu var benim. 43.000 falan izlendi. Bir de Gregory Perelman videom var. O da 41.000 falan izlendi. Onların ikisine de arkadaşlar İngilizce altyazı ekledik. Sağ olsun Barbaros Uzunköprü Kronik Yayınları'ndan bir çevirmen. Sağ olsun yani çevirmen bir arkadaşımız var ve İngilizcesi mükemmel. Onun Kan Kırmızı Karlar kitabını alacağım. Kronik'ten askeri kitaplara hakim olan veya ilgilenen arkadaşlar kaçırmasın. Kan Kırmızı Karlar diye bir Alman keskin nişancının hatırasını, günlüğünü yazmış. Ona çevirttik. Daha doğrusu kendisi çevirdi. Sağ olsun. Onlara bakabilirsiniz. Esra iyi akşamlar. 2 saatte olduğunda biz de artık müsaadenizi isteyeceğiz. Sümeyye demiş ki bazen gözükmüyor hocam. Geç düşüyor demiş. Hikayeyi topluluğu bazıları göremiyor galiba. Doğru. Birkaç kişi daha yazdı bana. Bilmiyorum ama ben oradan yayınlamayı düşünüyorum. Hocam fobilerin nelerdir demiş. Kitap okumak dışında herhalde. Bu zaten fobiden çıkmış bir artık rutin haline gelmiş. Ben aslında hani koronadan önce arkadaşlar gezi yapmayı çok severim. Tek başıma. Hobilerim arasında. Gerçi o fobiyi sormuş. Pardon. Tamam, geri dönüş yaptık. Asansör fobim var arkadaşlar. O 3-4 yıl önce oldu. Onu şöyle bir anlatayım. Bir anı. Bugün de böyle birazcık anı üzerinden gidiyorum ama ilginç anılar. Şimdi Beylikdüzü'nde bir arkadaşım var benim, öğrenci. O zamanlar üniversiteye gidiyorum ben. Asansörlü olan binalarda da çok yaşamadım, büyümedim, onu söyleyeyim. Normal apartmanlarda, mahalle, varoş mahallelerde büyüdük diyebiliriz tabiri caizse. Şimdi beni arkadaş davet etti. Ben onun evine gidiyorum. Site, kocaman bloklar. Gittim 20. katta mı ne? Böyle 40. daire falan gibi bir şey böyle. Dedi ki asansörle gel. Çok katlı falan filan. Tamam dedim. Tabii ki o aşamaya kadar da birçok asansöre binmiştim. Onu söyleyeyim. Gittim. Maksat da şu. Yani sınava çalışacağız. Vizemiz var. Notlar arkadaşta kalmış. Bir gün veya iki gün sonra sınav var. Ben notları almaya gittim. Hem de dedim biraz sohbet ederiz. İçeriye girdim. Arkadaş otomatiğe bastı. Girdim. Hatta otomatiğe basmadı. Şimdi hatırladım. Kapı açıktı. Girdim içeriye. İşte girdim. Asansöre bindim. Yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Birazdan geleceğim Sümeyye'ye. Şu fobi olayını anlatayım. Şimdi çıktık kata kadar, 20. kat, artık sallıyorum, 20. kata geldik. Orada inmem lazım. Asansör de şöyle, bir açılıp kapanan kapı var. Bir de böyle farklı bir kapı mekanizması daha var. İki tane ardı ardına kapı var. 20. kata geldik. O içteki kapı açıldı, mekanizma açıldı. Diğer kapıyı tam itecektim.
mekanizma geri kapanmaya başladı ve elimi hemen çektim yoksa sıkışacaktı. Elimi çektim içeri. Kapı kapandı ve asansör aşağıya inmeye başladı. Sanki birisinin çağırmış olduğunu tahmin ettim. Neyse aşağıya inmeye başladık biz. Tekrardan birinci kata kadar indik. Takip ediyorum. Birinci kata geldik, durdu. Kapı açılmıyor. Yani o içerideki mekanizma açılmıyor. Durdum falan, tuşlara basıyorum. Böyle alarm butonu var, panik butonu gibi bir şey. Ona basıyorum. Yok, telefonu çıkarttım, cep telefonu çekmiyor. Hayda dedim, ne olacak şimdi böyle? Kaldık. Düşünüyorum, bütün tuşlara bastım. Yok, kapıcı tuşu var, onu da basıyorum. Yok. Sonra düşünüyorum, biraz tabii ki insan panik oluyor, korkuyor, adrenalin artıyor. Tekrardan yukarıdan bir daha çağrıldım. Ben böyle asansörde gidip geliyorum. Çok enteresan. Bari yemek falan da olsa, içeride hiçbir şey yok. Bir de yalnız olmanın getirmiş olduğu bir panik var. Neyse, geri bir daha yukarı çıkıyorum, geziyorum boyuna. Neyse. Kaçıncı kat bilmiyorum ama acayip komik. Koptum vallahi ya. Yukarı çıktım. Kapı yine açılmıyor. Fakat benden haberli kimse yok. Neyse. Vallahi şahane ya. Çok güzel. Vallahi gözümden yaş geldi arkadaşlar. Hikayenin devamı daha da komik. Şimdi bu o aşamada birileri çağırmış, kurtuldum. Bir yerde kapı açıldı, çıktım. Tamam mı? Vallahi gözümden yaş geldi. Canlı yayında ağladık. Ben çıktım dışarı. Ama yaklaşık bir yapacağım ya, buraki efsane oldu bura. Şimdi neyse ya. Vallahi koptum ya. O aşamada bir yerde ben kurtuldum arkadaşlar. Artık kim çağırdı, kaçıncı kattayım bilmiyorum. Yani bir 20 dakika bana 20 yıl gibi geldi, kurtuldum. Neyse, katların arasında arkadaşla karşılaştık. Nerede karşılaştık bilmiyorum. Diyor ki neredesin sen diyor. Neyse gittim arkadaşın yanına, artık şey kalmıyor, ödevim ödev bitti. Bende fobi oluşmuş bak, orada oluştu ama acayip korktum. Dedi ki bizim asansörde problem var. Böyle gırtlaklayacaktım onu, çünkü niye haber vermiyorsun? Yani adam, asansör bozukmuş, kapı açılmıyormuş, ben binmişim. 20 dakika ecel teri döktüm, ölüp gideceğiz. Kimsenin de haberi yok. Neyse, binanın merkezine yolculuk, aynen öyle. Neyse çıktım ben oradan. Arkadaş olayı pek bilmiyor. Yani idrak edememiş. Böyle şey zannetti galiba. 1 ya da 2 dakika falan kaldım zannediyor. Halbuki ben 20 dakika falan boyuna gidip geliyorum. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Kim çağırıyorsa o kata gidiyorum. Yani her zaman böyle takılmıyormuş. Arada bir takılıyormuş. O da bana denk gelmiş. Ben de insanda şöyle bir şey de oluşuyor. Yani hiç çıkamayacağım. Ya, burada kalacağım olayı oldu yani bende. Ha, bir de şey de oldu. Duvar kısmına da geldi kapı bir ara. Yani o da korkuttu beni. Neyse. Arkadaşla böyle hatırlamıyorum. Neler konuştuğumuzu da hatırlamıyorum. Çünkü ben artık orada mod gitmiş benim. Çıktım oradan.
Arkadaş da beni yolculuyor. 2-3 saat geçmiş falan filan böyle. Dedi ki asansörleyin. Ben şöyle bir öyle bir baktım ki arkadaşlar, yani çocuk korktu. Dedim oğlum 56. katta da olsa ineceğim yürüyerek dedim. O günden sonra genelde tek binmiyorum şeylere. Asansörlere. Acayip bir fobi. Ama ben bugün hayatta ne kadar güldüm ya. Abi bu kadar kötü bir olaya nasıl güldüm ya. Ama şahaneydi arkadaşlar. O günden sonra böyle bir fobi oluştu bende. Onun dışında da fobiden falan başka bir fobim ne olduğunu da hatırlamıyorum. Asansörleri pek bilmiyorum. Genelde yürürüm. Çünkü şöyle bir durum oluştu. Artık her asansörde aynı durumla karşılaşacak hissi oluşuyor bende. Yani artık bilmiyorum o niye böyle kaldı bende. Çünkü travma gibi yaşadık ya onu. Artık bir sonraki durumda da onunla karşılaşacağım, yine kalacağım, yine çıkamayacağım olay oldu. Ama mesela kapalı alan korkum yok. O en ilginç. Ama asansör olmayacak. Yani küçük bir kutuya da girsem mesela korkmuyorum ama asansör oldu mu korkuyorum ve genelde de yürürüm yani. Millet abi bir şey der yani, 20 kat niye çıkıyorsun, 10 kat niye çıkıyorsun der. Anlamazlar tabii. Benim fobim var ve genelde de bilmiyorum. Öyle bir fobi var. Onun dışında mesela yılandan, timsahtan, fareden hiç korkmam. Ruhsal durumlardan da hiç korkmam. Böyle garip garip bir şeyim var. Böyle bir yaratılıştan bir gariplik de var. Hiç korkmam ama böyle bir fobi oluştu. Bu da tabii ki oradaki yaşadığım travma ile ilgili diye düşünüyorum ben. Vallahi iyi güldük ya. Arkadaşlar vallahi sağ olasın. Kim? Ömer sen söyledin galiba. Şu o koptuğum kısmı kesip video yapmam lazım ya. Dur neyse ben bunu bir el atarım. Güzel olur. Vallahi gözümden yaş geldi ya canlı yayında. Canlı yayını kapatacaktım arkadaşlar az daha. Çalıştığımız bir dershane psikoloğumuz asansörde kalmıştı. Kapalı alan fobisi vardı bayanda. 10 dakika kaldı, çıktığında erkek hocanın kucağına bayılmıştı. Yani bende ramak kalmıştır bayılmama. Öyle bir o anım var. Kötü bir anı. Çok enteresandı. Vallahi çok güldük ya. Vallahi çok yaşayan arkadaşlar. Yani böyle bir fobi var. Bu da onunla ilgili bir travma diyebiliriz. O konu falan nereden nereye geldi? Vallahi gitti. Ha şey demişti Sümeyye. Onu söyleyecektik. Vallahi çok güldük ya. Bazı programlarda da yazar yazar işleyebilir miyiz? Farklı olabilir. Bir yazarın bütün eserlerini inceleyebiliriz. Bununla ilgili şöyle bir şey yapsak olur mu? Biraz popüler ve herkesin okuduğu bir yazar seçebiliriz. Mesela Dostoyevski olabilir. Hatta İlkay Bey vardı. Bugün bana şeyi sordu. Yer Altından Notlar kitabını okurken sıkıldım. Neden dedi. Ben biraz yer altı kavramını Dostoyevski açısından açıklamaya çalıştım. Tabii ki yani basit bir düzeyde açıkladım. Bazı şeyler fikir oluşturdu bende dedi ve keşke dedi daha öncesinde bilseydim falan dedi. Onunla ilgili bir olay yapabiliriz. Erkin Hoca da demiş ki bende de yükseklik korkusu var demiş. O da çoğu kişide var ya. Ben çok karşılaştım yükseklik korkusuyla. Ya yine onun belki bilinç altında Freud gibi konuştum ama bilinç altında bir olay olabilir. Yani çünkü hani biz niye yüksekten korkmuyoruz veya sen niye korkuyorsun? Yani onunla ilgili belki bilinç altında bir şey vardır. Olabilir. Ya bu mesela ben Alfred Adler'i okumuştum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. O Freud'un öğrencisi galiba yanılmıyorsam. O da Avusturyalıydı diye öyle aklımda kalmış. Orada bir vaka var mesela. Benim çok hoşuma gitmişti. Bir tane küçük çocuk var. Babası yok, vefat etmiş. Erkek abisi veya erkek kardeşi de yok. Aile bireylerin hepsi bayan ya da kız. Kadın diyelim. Okuldaki öğretmeni de kadın. Bu çocuk okul yerine her gün başka bir yere gidiyormuş. Neyse araştırıyorlar falan filan. En sonunda buluyorlar ki bir şekerleme dükkanı var, şekerci. Oraya gidiyormuş her gün. Mesela 12'de gidiyor, akşam 6'da okul bitiyor diyelim. Oradan çıkıp eve gidiyormuş. Okul bilgi vermiş işte çocuk gelmiyor falan filan diye. İşte bunda çocuğu da şeye getirmişler. Alfred Adler'e. Alfred Adler'in Yaşamsal Sorunlar diye bir kitabı vardı. Say yayınlarından çıkmış. Çok hoşuma gitmişti. Hatta şuradan biraz göz ucuyla bakayım. Görürsem onu alıp geleyim size göstereyim. Ben çok hoşuma giden bir vaka. Psikolojiyle ilgilenen arkadaşlar kesinlikle okusun. Şu olayı anlatayım sonra kitabı da getireyim. Orada
Tabii bu şey gibi hani otur ve hikayeni anlat olayı var ya psikologlarda. Hatta Başakan'ın vardı ya, keşke bu yayınımızı izlese. İzliyordur da sonradan izliyordur o. Öyle düşünüyorum, canlı değil. Orada işte yat ve anlat diyordu işte olayları falan filan. Alfred Adler şunu fark etmiş. Öğretmen kadın, evde hep kadın ağırlıklı. Çocuk okula gittiğinde bakıyor ki babalar getirip bırakıyor. Ve okuldaki çevrede de baba görüyor ama evde yok. Sonra şekerci dükkanına gidiyor. Hiçbir alakası yok adamın. Adamı baba olarak kafasında şekillendirmiş. Erkek, belli bir yaş kriteri var işte. Diyelim ki 30'lu yaşlar civarı, orta yaş. Alfred Adler bunu çözmüş. Hatta şekerciye de sormuşlar. Bu çocuk buraya gelip ne yapıyor 6 saat diye soruyor. Şekerci de şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki geliyor, şeker alıyor bazen. Hep oturuyor, bizi izliyor falan filan. Öyle tespit etmişler falan filan. Alfred Adler bunu çözmüş. Baba eksikliği babayı tamamlamıyor. Yani çocuk kişilik gelişimi oluşacak. Küçük zaten. Anaokul değil de yani anaokulun üstünde, zaten anaokulda falan olsa annesi onu gidip bırakıp gelir. Biraz daha büyük gibi sanki böyle. Kişilik gelişiminde hani 12-14'e kadar gelişiyor ya. Orada böyle bir olayla karşılaşıyor. Yani çok enteresandı. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada bekleyin, ayrılmayın arkadaşlar. 17 kişi var. Şuradan şunu da göstereyim. Yayını terk eden kişi yayıncı. Yaşamsal sorunlar bu kitap arkadaşlar. Burada 10 veya ondan biraz daha fazla da olabilir vaka var. Böyle hastalara isim vermeden anlatmış. Yani hastalar geliyor, benim şöyle sorunum var. 10 vakanın 10 tanesi de farklı. Yani aklınıza hiç gelmeyecek olaylar. Mesela bir tane yaş ne denir ona? İbaresi küçük olanlar. Genelde çocuklar üzerinde. Bir tane kız var, 23 yaşlarında falan böyle. Onun vakası da çok iyiydi. Şöyle anlatayım. Kız epilepsi falan hastası değil. Saran nöbetleri de geçirmiyor ama hep bayılıyor. Yani Alfred Adler'i getiriyorlar. Alfred Adler yine şey diyor. Şöyle son kez göstereyim. Kapak da çok güzel. Elinde bomba var. Bu çocuğun elinde bomba var. Kamuran Şipal çevirmiş. Ben de Alfred Adler'in bir kitabı daha var. Alfred Adler'e getiriyorlar. Diyorlar ki biz bunu bütün doktorları, bütün testleri soktuk. Bir neden yok. Yani biz onu el bebek gül bebek de büyütüyoruz. Beslenmesi falan da iyi. Alfred Adler dinliyor vakayı. Ve diyor ki bazı sorular soruyor. Diyor ki nasıl yetiştirildin? Tabii bu tipik çocukluğa geri dönme olayı var ya arkadaşlar, onun gibi düşünün. Diyor ki çocuklukta nasıl yetiştirildin? Kız, hızlıca anlatayım, sıkmayayım sizleri de. Diyor ki annem babam her istediğimi aldı. Evde patron bendim icabında. Bütün her şeyi yaptılar bana. Ne istediysem oldu. Hiçbir şey ikilenmedi diye anlatıyor. Okula gittim. Okulda da başkandım. Sınıf birinciliklerim falan filan vardı diyor. Orada da patron bendim. Buraya kadar güzel. Bu dönemde bayılmalar var mıydı? Yoktu. Sonra okul bitti. Birlikte falan bitirmiş. Sonra bir iki işe başlamış. Orada bayılmalar hızlılık, fazlalık göstermeye başlamış. Orada tabii ki Alfred Adler hemen olayı çözüyor ve diyor ki orada patron sen değilsin. Evet diyor. Bununla ne alakası var diyor. Çünkü orada istediklerini yapamıyor ve belli bir noktaya geldiğinde o patlama olarak sende bir bayılmaya reaksiyon gösteriyor. Hatta şöyle bir müstehcen bir durumdan da bahsetti. Dedi ki sen oradaki müdürü rüyanda gördün mü? Evet dedi. Bu bir kadın. Müdür de erkek. Dedi ki erkek yakışıklı mı? Değil dedi. Tamam dedi işte. Bu olay o olay dedi. Gene kimlikte ve bilinç altında tamamlanmamış durumlar. Bunlardan bahsetmiş. Fazla detaya girmedim. Biraz farklı şeyler de vardı. Anlamışsınızdır siz. Bazen farklı küçük yaş grupları da izliyor bizi. Bahsetmedim. Bu böyleydi. Benim çok hoşuma gitti. Ömer, bu kitapta farklı durumlar da var. Ben yani
Çocuk mesela geliyor diyor ki işte ben halüsinasyon görenler falan var. Onları Alfred Adler hem ilaç tedavisi ama ilaçtan önce de şey yapıyor. Sorunun kaynağını bulmaya çalışıyor. Yani sorunun kaynağını buluyor. Çok sonradan ilaç takviyesi de yapıyor. Yani olaylar buydu. Hatta ben şöyle söyleyeyim Ömer sana. Ben bunları okuyunca birazcık da etkilendim. Dedim gidip bu Alfred Adler'in bütün kitaplarını alayım. Birkaç kitabını da aldım. Yaşama sanatı falan kitapları vardı. Onları da aldım. Yalnız yalan olmasın sadece bu kitabını okudum. Diğer kitaplarını okumadım. Beni biliyorsunuz ben biraz daha roman, biraz değil de yani ben %80 %90 roman okuyorum. Geriye kalan kısımda incelemeydi, denemeydi falan okuyorum. Birazcık da felsefe okumaya çalışıyorum. Ya yani mesela şeyin Siora'nın tarzını mesela severim ben. Mesela Dinle Küçük Adam vardı William Rich'in. Gövdelen Adam vardı. Mesela o tarz eserleri seviyorum ben. Niyeyse böyle bilmiyorum. Böyle ona yatkınlık duydum. Onunla alakalı bu kitap ama benim ufkumu açmıştır ve olaylara karşı da farklı bakmamı sağlamıştır. Onu söyleyebilirim. Hatta Oliver Sacks diye biri var. Karısını şapka sanan adam diye bir kitabı da var. Meşhur YK'den çıkıyor. Onun da Halüsinasyonlar diye bir kitabı var. Biraz tabii bunlar akademik dile yakın olaylar. Şurada var hatta göstereyim. Yani bahsettik birazcık. Kitabı da gösterelim. Şöyle. Bunu da alabilirsiniz. Ama ben size Alfred Adler'i öneririm arkadaşlar. Bu çünkü biraz daha kısıtlı bir konu. Sadece bir halüsinasyonlar üzerine. Ben hatta buradan etkilenip halüsinasyonlarla ilgili video da çektim. Slide. Onunla ilgili bakabilirsiniz. Burada Ömer halüsinasyon biz niye görürüz? Onu anlatmış ve biz niye derken görenlerden bahsediyor. Ve en üstte de ne varmış biliyor musunuz arkadaşlar? O çok ilginç geldi bana. Halüsinasyon görenlerin çoğu monoton yaşayanlar. Monoton derken sabit bir yaşantısı olanlar. Mesela en çok denizciler halüsinasyon görürmüş. Yani olmayan bir şey varmış gibi. Mesela denizcilerdeki olay şuymuş. Ufka baktığında adam hep dalgalanan deniz görüyor. Hep. Mesela bu araştırılmış. İstatistikler de var. Tabii bu farklı ruhani durumlar da var. Hani o hastalık neydi ya? Bir hastalık vardı ya. Şizofren. Onunla bağlantılı bilgiler de aktarmış Oliver Sacks. Bu kitap halüsinasyonların nedenini anlatmış. Birinci sırada da monotonluk diyor. Monoton yaşayanlar. Hep aynı şeyleri görenler, hep aynı şeyle uğraşanlar. Ve tabii bunun şeyi de sık olan. Yani günde bir saat görmekle olmuyor bu. Yani günde 10 saat görüyorsun falan filan. Bazen bizde mesela rüya olarak da bu dışa vurum olabiliyor arkadaşlar. Ben size komik gelecek ama bunu da söyleyeyim. Ben bazen rüyamda yazar ve yazarları falan gördüğüm oluyor. Bundaki neden de şeyle alakalı galiba. Çok kafa yoruyoruz ya. Mesela onunla ilgili İngilizce konuştuğum falan rüyalar da var. Son zamanlarda görmüyorum gerçi de. Niye? Bu yayın bayağı bir karışık oldu ama anısal güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz şeyler de okuyabilirsiniz. Sümeyye demiş ki bir psikoloğun gizli defteri gibi biraz demiş. Evet benziyor. Arkadaşım o kitabı okumuştu. Hangi yazarı gördünüz diyor. Poe'yu gördüm. Edgar Allan Poe. Halbuki onunla da çok şey yapmadım. Yani pende posteri var. Yalnız rüya şey değildi ya. Farklı bir rüyaydı. Yani böyle anlatamam. Aklımda kalmadı zaten de. Onun o silüetini gördüm. Yani o olduğunu biliyorum. Selam söyleyin demiş. Aleyküm selam. Yani görsek Saramago ile Dostoyevski'de görebilirdim. Veya Jules Verne'de. Onlar niyeyse belki ilerleyen aşamalarda. Çok enteresan. Bir de şey olmuştu ya. O da çok ilginç geldi bana. Bir rüyada İngilizce konuşuyorum böyle. Ama şöyle İngilizce. Şimdi benim İngilizcem yok. Bu bir. İkincisi İngilizce konuşuyorum ama anlıyorum. Söylediğimde falan filan. Karşıdaki de cevap veriyor İngilizce. Gene anlıyorum. Bu neyle alakalı anlamadım. Ben bir dönem İngilizce yani Türkçe alt yazılı film falan çok izliyordum. Bence onunla alakalı. Çok fazla değil. Size bir de şey anlatayım arkadaşlar. Bugün böyle başladık. Ben de gaza geldim.
Size güzel bir anımı da anlatayım. Fakat bir kısmını anlatmayacağım. Orası birazcık bana özel. Şimdi üniversite bittiğinde bir arkadaşım var benim, İbrahim diye, Adanalı. Şiir yazıyordu, böyle çok güzel şiirler. Ben de kitap okuyordum ama o zamanlar hiçbir şey yazmıyordum. Dedi ki Uğur, dedi bir gün, bu arada arkadaşlar kitaplardan çıktık ama kitapla yine bağlantısı var bu işlerin. Onu söyleyeyim. Dedi ki Uğur, dedi bir arkadaş var, dedi bir kafede tanıştık Bağcılar'da. Senle onu tanıştırmak isterim, dedi. Niye, dedim. Dedi ki o da çok senin gibi çok okuyor ve hani hep böyle bir şeyler anlatır, etkileyici, hoşumuza gidiyor falan, dedi. Ben de tamam öyle falan dedim ama geçiştirdim. Yalan yok, hani dedim ya boş ver, kim gidecek Bağcılar'a, kimden buluşacağız falan filan. Neyse üzerinden 5-6 ay geçti. Bir gün böyle moralim çok bozuk, böyle kötüydüm falan filan. Rehberde de İbrahim'i gördüm, dedim İbrahim bahsettiğin arkadaş oralarda mı gene falan filan, dedim. Dedi ben de telefonu yok, dedi, ama sen gelirsen, dedi, bir kafe var orada, uğrak mekan, orada seni tanıştırırım, dedi. Neyse ben çıktım, çünkü sinirlenmiştim birazcık. Neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Çıktım gittim oraya. Böyle akşam saatlerine yakın, 7 falan filan. Neyse mütevazi bir kafede buluştuk biz İbrahim'le. İbrahim de inşallah izler bu videoyu. Dedi ki oturalım, dedi. O zaman da sigara içme yasağı falan yok böyle kapalı alanda. İçerisi acayip nargile ve sigara kokuyor. Ben de hiç sevmem arkadaşlar yani. Nefret bile ederim duman kokusundan. Neyse girdik içeri. Herkes böyle bir kısım böyle mütevazi bir iki katlı kafe, böyle sokak arasında normal apartman gibi, böyle arada böyle bir de yapmışlar. Girdik böyle alt kata oturduk. Baktık etrafa, arkadaş yok. Onun arkadaşı gelmemiş. İbrahim'le biz muhabbet ediyoruz işte. O şiirlerini ben yorumluyorum. Onu şair diyorum ben. Ama şiirleri de güzeldi, yalan yok yani, şu anda yazmıyormuş. Neyse dedi ki belki birazdan gelir falan, dedi. Neyse birazcık konuştuk. O arada geldi bu arkadaşı. Kısa boylu, tıraş olmuş, yakışıklı bir çocuk. 28'li yaşlarda falandır böyle. Boyu da çok uzun değil, benim gibi kısaydı. Yanında da bir tane uzun boylu biri vardı. Şimdi geldi böyle deri ceketli falan, böyle ilginç bir tip. Neyse tanıştık. İsmini hatırlamıyorum. Oturduk. Baktım böyle adama. Dedi ki böyle konu niyeyse kolunu gösterdi bana. Dedi ki buradaki izi görüyor musun, dedi. Bana söylüyor. Bu arada da İbrahim şey dedi benim için işte. Bu arkadaş da dedi kitaplarla falan çok haşır neşir. Çok okuyor. Yazmaya da merakı falan var, dedi. O birazcık toy gördü beni. Neyse. Baktım eline, baktım dedim kesilmiş ve sonra dedim şey olmuş orası, kaynamış yani, dikiş attırmamışsın hastaneye gidip, yani kesilmiş bileğim ve kaynamış kendi kendine, belki çok derin değil. Dedi ki buradan et aldılar, dedi. Kim, dedim. Onlar, dedi. Onlar kim, dedim. Dünya dışı varlıklar, dedi. Hayda, dedim. Çattık. İbrahim'in bizi getirdiği adama bak diye düşünmeye başladım ben şimdi arkadaşlar. Neyse ama bozuntuya vermedim. Bu anlatmaya başladı. Dedi ben tekstilde çalışıyorum. Okul okumadım, dedi. Monoton bir hayatım var, dedi. Tekstile gidiyorum. Eve geliyorum. Aksiyon filmleri izliyorum. Yatıyorum, dedi. Bazen ailemle bile konuşmak istemiyorum, dedi. Özgüveni de baya düşük biri gibi gözüküyor ama sonradan kazanmış. Bu ayrı bir konu. Neyse bu anlatmaya başladı, dedi hep böyle. Askerlikten sonra, dedi, böyle bir iş tuttular tekstilde falan. Sonra, dedi, bir gün eve geliyorum tekstilde akşam üzeri, onları gördüm ağacın yanında falan, dedi böyle. Ben de dinliyorum böyle, hiç bozuntuya da vermiyorum. Anlattı, dedi ki filmlerde falan bahsedildiği gibi değildi ama, dedi, şey var, dedi. Parlıyorlardı falan, dedi böyle. Hatta şey dedim, gelip beni götürün falan dedim. O kadar sıkılmıştım hayattan. Onlar da yaklaştılar. Daha öncesinde hiç görmediğim bir aleti koluma dayadılar. Oradan parçayı aldılar ve gittiler falan, dedi. Akabininde, dedi, bayağı bir onlarla birlikte oldum, dedi. Temas halinde kurduk. Sanki böyle bir yerli şubesiymiş gibi onların, öyle bir anlatıyordu, anlatıyor.
Ben de dinliyorum böyle. Sonra dedi ki beni göster dedi, bu arkadaş dedi bana inanmadı. Dedim ki yanlış anlama dedim. Senin anlatmış olduğun olaylar bana ikinci sınıf televizyon programlarında anlatılan uzaylı olaylarına benziyor dedim. Ben inanmam öyle şeylere dedim. Bana somut bir şey getireceksin arkadaş. Bu somuttur. Budur dedim. Neyse bu dedi ki ben dedi şimdi somut olaylarla ilgili bir şey söyleyemem dedi. Ama dedi benim anlatmış olduğum şeyi de yalan olduğunu kimseye söyleyemez falan filan bir şeyler dedi. Bu arada doktoru gitmiş. Doktor şey demiş ona. Senin anlattıkların gerçek. Ama sen bir nevi onları rüya olarak görüyorsun demiş falan filan. Sonra diyor hastaneye gitmedim. Neyse bu anlatmaya devam etti. Dedi ki bir tane diş macunu modeli söyledi. Markası pardon. Uzaylılara bu şey demiş. İşte bana ispatlayabileceğim somut bir şey söyleyin demiş. İnsanları sizi ispatlayacağım. Demiş ki uzaylı demiş bunu. Keşke Batuhan olsaydı burada bana destek verirdi. O da şey demiş işte bir diş macunu var onu dişine sürersen vücuttaki farklı durumları, çakraları açıyor falan filan. Bir de soğan zarı ile ilgili bilgi vermiş. Soğan zarının vücuttaki bazı hastalıkları yendiğini falan filan. Öyle geçip gitti. Ben markayı hatırlamıyorum. Bu adam diş macunu fabrikasında mı çalışıyor bilmiyorum. Reklam mı yapıyor? Neyse. Bu anlattı da anlattı. Bir yandan da bana şey geliyor arkadaşlar. Nargile dumanları geliyor. Falan filan. Böyle hikaye devam etti. 3 saat falan 5 bardak çay içtik. Artık çıktım ben oradan. Vedalaştık. Ha bu arada dedim ki sen dedim ama şöyle bir durum var şimdi çocukta. Bak oraya gelelim. Şimdi ben mesela bir tane yazardan bahsediyorum. Tamam mı? Diyelim ki aklıma Sadık Hidayet geldi. Şimdi Sadık Hidayet diyorum. Kör baykuş diyorum. Adam bana anlatıyor onu. Okumuş. Anlatıyor, anlatıyor. Sonra dedi ki sana bir kitap önereceğim dedi. Bana döndü. Buyur dedim. Marifetname'yi oku dedi. Marifetname mi o ne dedim? Roman mı? Yok dedi, roman değil. Bir araştırma inceleme tasavvuf kitabı bile diyebiliriz dedi. Ansiklopedik bilgiler var. İyi tamam dedim. Yazarı kim dedim? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri dedi. Hiç bilmiyorum dedim. Tamam dedi. Bunu oku dedi. Bak şimdi olay nereye bağlanacak. Neyse sonra görüşürüz falan dedik. Çıktık. Saat 11 falan civarı falan oradan çıktım ben. Konuyla ilgili Erkin Hoca da bir şey önermiştir. Ona bakarız Erkin Hoca. Şu konuyu dağıtmayayım. Arkadaşlar sıkılmasın. Sonra çıktım ben eve doğru geliyorum. Metrobüsten indim. O arada bir yol var. Bu bizim eve doğru geliyor. O yolda ben normalden hep böyle kestirmelerden giderim arkadaşlar. Bir günde dedim ki o kestirmelerden gitmeyeyim. Şu farklı bir yolu devam edeyim dedim. Yolun ortasına kadar geldim arkadaşlar. Yürüyorum ama böyle bir garip. Saat de 11 civarı falan böyle. Saate de bakıyorum. Niyeyse böyle bir saat olayı oldu. Yolun ortasına kadar yürüdüm, 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 yürüdüm. Durdum orada. Bir baktım sağda arabalar park halinde, yol boş. Sağda ağaçlar var ve binalar var. Saat 11 civarı akşam. Sonra ağaç beyaz oldu, yol beyaz oldu, her şey bembeyaz oldu. Ne ileri gidebiliyorum, ne geri gidebiliyorum, ne zıplayabiliyorum, ne eğilebiliyorum. Ama her yer bembeyaz. Bu Saramago'nun körlüğündeki beyaz körlük gibi bir şey. Ama şöyle bir durum var. Dönebiliyorum etrafımda. Yani 300 derece dönülebiliyor. Dedim ne oldu? Kendime bunu sordum. Ne oldu? Yani bir girdaba girdik. Bu girdaptan nasıl çıkacağız? Düşünüyorum. Hareket edemiyoruz ama dönüyoruz. Demek ki dedim dönüyorsak çıkma olayı var. Ama dedim buldum ben bunu. Yani o derecelerden bir tanesini yakalayacağım. Oradan çıkacağım dedim. Yani buraya girdiysek çıkması da var. Ölmedik ya dedim. Ama her yer bembeyaz. Hiçbir şey göremiyorum falan filan. Neyse o arada zamanı bilmiyorum. Işıklar beyaz ışık örtü kalktı. Bir baktım ne var? Araba gelmiş önüme durmuş böyle.
Önümde duruyor. Adam bana diyor ki, kafayı da şöyle camdan çıkarmış. Niye çekilmiyorsun yoldan? Dedim ben farkında değilim abi dedim. Neyse dedi kaç dakikadır orada duruyorsun sen dedi. Seni çekemedik dedi. Halbuki küçük de bir şeyim yani fazla yerde kaplamıyorum. Sonra saate baktım saat atlamış. Diyeceksiniz ki ne oldu? Neyse eve geldim ben. Saat böyle yani 11-15 falan olmuş. Eve geldim koşa koşa. Tabii o dönemler bu kadar bilimle falan da uğraşmıyorum. Dedim ki bak şey oldu dedim. Ben biliyorum ne olduğunu. Orada anlattılar bir şeyler. Kafama soktular. Bir de dedim acayip duman vardı. Bak duman etkiledi beni dedim. Halüsinasyon gibi bir şey gördüm. Sonra eve geldim. İnternete girdim falan filan. Neye çıktık biliyor musun? Einstein'ın izafiyet teorisi var. Zaman göreceliliği falan filan. Neyse bir bakayım dedim. Bu neymiş ya falan. Girdim baktım. Diyor ki bir video izliyorsunuz. Video 10 saniyelik. 8. saniyede video durdu. İnternetiniz koptu. 2 saniye sonra yayın devam etti. Tamamladınız 10 saniye. Ama 2 saniyede yayın kopmuştu. 12 saniye oldu. O 2 saniye nereye gitti? Ha diyor zaman kırıldı. Zaman kırıldı, zaman gitti. Ya bunu Einstein bu kadar basit değil tabii de. Ben birazcık basitleştirdim ben. Fizikçi değilim. Sonra bir belgesel buldum National'da. Onu izledim. Orada da buna benzer bir şeylerden bahsedilmiş. Falan zaman kırılma hadisesi yazın çıkar. Neyse sonra ben gittim Frisköy'de bir ortaokulda öğretmenlik yaptım. Getirir misin? Getir. Orada bir okulda bu arada annem geldi de. Orada bir okulda öğretmenlik yapıyorum Türkçe dersleri. 6 ya da 7. sınıf. Bir tane öğrencim var. Hep böyle kapşonla gezer. Böyle uzaya meraklı bir öğrenci. Derste pek ilgilenmiyor. Ben onu fark ediyorum. Ama sınavlarda yüksek alıyor. Mesela 70-80 rahat alır çalışmada. Çocukta kafa var belli. Yani onun farklı olduğu belli. Neyse dedi ki bu bir gün bana. Hocam dedi ben size bir kitap getireceğim. O kitabı ben çok okumak istiyorum. Siz çok okuyorsunuz. Ailem dedi ki sen okuma onu. Yani senin yaşın müsait değil. Seni etkiler. Kitabın adı ne dedim? Bilmiyorum dedi. Kalın bir kitap dedi. Getir dedim. Hocam dedi siz kalın kitap okuyorsunuz zaten. Sıkıntı olmaz dedi. Neyse getir dedim. Bu gitti. Ertesi hafta mıydı, gün müydü ne? Ertesi gün müydü, hafta mıydı ne? Bin poşetinde hiç unutmuyorum. Bin poşetine koymuş. Bir kitapla geldi bana. Okuma saati yapıyoruz birer saat. Hocam dedi bu kitap. Kitabı açtım ne çıksa iyi. Marifetname. Neyse 1.000 sayfa. 1.000 sayfa bir kitap. Ciltli. Neyse ben aldım eve geldim. O dönemde yalan olmasın 2-3 haftamı almıştır yani 1.000 sayfa. O dönem biraz daha yavaş okuyordum. Kitabı okudum. 1.000 sayfayı da okudum. Kitabın sonunda 250 sayfada şey var arkadaşlar. Uzayla ilgili bilgiler. Uzayla ilgili. Neyse ben o kısmı anlamadım. Yalan yok. Onu söyleyeyim. Fakirliğin ve zenginliğin nedenleri var kitapta. Kitaptan biraz şöyle bir bahsedeyim size. Bir insan neden fakir olur? Bir insan neden zengin olur? Bunu Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri o dönemde genelleştirmiş. Adam kendisini tasavvufa vermiş. Kitabı ben aldım, okudum. Kitapta kafadan hesap yapma bile var. Kafadan 5 basamaklı sayıları çarpma var kitabın içinde. Ben sayısalcı değilim arkadaşlar. Yani mütevazı da olmayacağım. Kafamdaki sayısal basamak kısımları bile iki basamaklı sayıyı zor toplarım zihinden. Kitabı aldım, inceledim. Zengin yani biz hani nasıl diyeyim? Hani çok şükür durumumuz iyi ama baktım zengin insan nasıl olurmuş. Diyor ki kalem kalın olacak. Onları tercih edeceksiniz diyor. Yani zengin olanlar genelde kalın kalemlerle yazıyorlarmış. İnce kalemleri fakirler kullanıyormuş genel. Fakirler genelde kapılarının önünü pis bırakırlarmış. Genelde bu tabii bir genelleme arkadaşlar şey değil. Yani bunu yapıyoruz fakiriz veya falan filan değil. Temiz olmak.
Hem ruhen hem fiziksel olarak temiz olmak, banyo yapmak. Bunların hepsi var. Baktım maddeleri falan filan. İşte ince elli olan insanların nasıl olacağı, bahtının nasıl olacağı bir tahmin üzerinden böyle anlatılmış. Haruki Murakami falan diyorlar. Herhalde konudan sıkılanlar var. Ama halbuki konu da çok güzel. Şimdi ben bunu okudum. Kitap da bitti. Çocuğa da geri teslim ettim. Teşekkür ettim. Şu anda marifetname bende yok. Bir gün Celal Şengör'ü izliyorum. Murat Bardakçı'ya katılmış. Yani ikisi konuşuyor. Marifetname'den konuştular. Dediler ki içinde zencilerle ilgili ara ırk diye bir madde varmış. Sansürlenmiş. Benim okuduğum sansürlüydü. Erzurumlu İbrahim Hakkı demiş ki bu zenciler, zenci ırkı, bu benim görüşüm değil, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ara ırk demiş. Beyaz ırka yakın ara ırk. Onları da ispatlarım demiş. Somut bilgilerle değil ama vücut yapısını anlatmış. Din alimleri de demiş ki bu yani sapıtmış bu adam. Onları sansürlemişler, diğer kısımlarını bırakmışlar. Şu anda bizim okuduğumuz sansürlenmiş kısımları. Ben mesela marifetnameyi bir daha alacağım. Ama bir iki tane arkadaşım vardı. Arkadaşım dedim din kültürü öğretmeni. Pek dedi tavsiye etmiyorum dedi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni. Niye dedim? Ya dedi o kadar hani başvurulacak bir kaynak gibi değil dedi. Bazı fikirleri çarpıtılabilir dedi veya kendisi çarpıtmış dedi. Kıyafet namesi de var hocam. Şey aynı. Marifetname ile kıyafetname aynı galiba. Onu tam bilmiyorum da öyle bir durum var. Neyse, olayı şöyle bağlayacağım arkadaşlar. Ben böyle öğretmenlik falan yaptım. Sonra İbrahim'i aradım. Bu olaydan 10 yıl geçmiştir. Dedim ki İbrahim dedim, ne yapıyorsun? Dedi ben Adana'ya gittim falan filan dedi. Dedim o arkadaş ve o çocukla buluşmak istiyorum. Dedi ki maalesef dedi ben Bağcılar'da değilim, bu bir. İkincisi dedi son zamanlarda gelmedi dedi şeye. Bağcılar'da kafeye dedi. Ulaşamadık. İsmi ne dedim. İsmini bile hatırlamadı. Nasıl hatırlamıyor o da enteresan. Uçtu gitti yani. Böyle bir olay var benim hayatımda. Al sana metafizik. Al sana Matmazel Noralya'nın koltuğu. Şimdi ben bunu anlattım. Sizi Allah bilir hepiniz şey diyordur. Ya bu uçmuş. Valla fikir olarak diyorsunuzdur bu. Artık bunu takip etmeyeceğiz. Niye? Ama gerçekten böyle bir olay var yani. Sonra Batuhan var mesela, bizim Batuhan. Batuhan yayının içindeydi de çıktı. Bir de Köksal var şimdi. Köksal benim en merak ettiğim bir insan. Bunlarla da biraz haşır neşir oldum. İnsan ister istemez etkileniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim tabii ki. Garip garip şeyler yani, ulaştık. Böyle bir durum var yani. Ben bu benim anlatmış olduğum olayı birisi bana anlatsa eskiden ne derdim biliyor musun? Sen delirmişsin, boş ver derdim. O çocuğa söylediğim gibi. Çok ilginç. Kesinlikle çok ilginç. Baran hocam. Richard Dawkins, Stephen Hawking, Bernard Russell, Carl Sagan. Az önce Carl Sagan'ın kitabını Erkin Hoca da önerdi. Carl Sagan'ın yeni kitabı Karanlıkta Mum Işığı Altın Yayınlarından tekrardan yayınlandı. Bunları zaten ben merak ediyorum, listeme aldım. Hatta insanın türeyişini falan da okuyacağım. Size garip gelebilir arkadaşlar, ben şeyi de okuyacağım. Ya garip de gelmez de İncil ve Tevrat, Zebur'a da yer açacağım. Ramazan'da Kur'an'a başladım mealine. Türkçesine. Okudum biraz, böyle sıkıldım. İnan olmasın. Sonra Batuhan dedi ki şeyi oku dedi. İndiriliş sırasına göre oku dedi. Sıkılmazsın falan filan dedi. Bir de döneme falan bak dedi. İndiriliş sırasına göre tekrar baştan başladım. Geceleri 3-4 tane bölüm okudum. Okudum. Biraz daha hoşuma gitti. Sonra bu aralar 4-5 tane Hristiyan beni takip ediyor Instagram'da. Baya bir samimi oldu bu video valla. Efsane bir video serisi. Neyse konuşuyoruz, dediler ki sen dediler çok kitap okuyorsun falan filan.
İncil'i okudun mu? Dedim yok ama dedim bir merak etmedim de değil, yalan değil. Dediler Kur'an kadar sıkıcı değildir falan dediler. Böyle bir konuştuk. Melih demiş ki astral saate inanıyor musunuz? Konu gitti. Bu arada az önce de sordun iki tane. Beyaz ışıktan sonra eve gidecek. Ya korkma değil de şey oluyor arkadaşlar. İnsan bilemeyince çekiniyor ya. O korku mu deriz ona? Yani ne olacağını kavrayamama. Yoksa mesela bir eve girdin, yeni bir eve. Orada ne olduğunu bilsen aslında o kadar korkmazsın. Yani bilmiyorsun ne çıkacağını. Öyle bir tedirginlik var. Korku değil. Ben o kadar korkmadım. O kitapları da yola atacağız. Tefsir okuyun hocam, daha açıklayıcı. Onu da alacağım, evet. Hatta bizim bir akraba onu önerdi. Astral seyahat hakkında bilgim yok, onu söyleyeyim size. Ama farklı durumlar arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Ben bugün hakikaten böyle. Baran demiş ki müthiş kitap, ben sipariş verdim o kitabı. Hangi kitaptan bahsediyorsun? Baran onu yazarsan sevinirim. Böyle garip garip durumlar var arkadaşlar. Yani bilmiyorum yani. Bir o arkadaşın gördüğü uzaylı değil de malum varlıklar olmuş olabilir. Ya bilmiyorum, her şey olmuş olabilir. Ama adam hani böyle laf falan ettim. Divan-ı Kebir'i okumadım. Nasıl, önerir misiniz? Ben şey okudum da sıkıldım ya. Ben de öyle bir olay var. Mesnevi okudum. Ödevdi zaten. Alayım bir okuyayım dedim. O tam metni 13 cilt falan da, 13 cildini almadım. Kütüphaneden aldım. Sıkıldım. Haruki Murakami'nin 1984 kitabını tek cilt olarak mı yoksa üçlü olarak mı tavsiye edersiniz? Şurada var Kitapkolik. Bende tek cilt var ama ben şöyle bir yol izledim. 3 tane ayrı ayrı kitabını aldım. O öyle okudum. Bunu da üzerine aldım. Diğerlerini de hediye ettim. Olayı nasıl anlattık yani? Kepazelik. O tarz bir yol izledim. Tek okumak zor. Yani cilt baya büyük. Taşıyamıyorsun ama evdeyim diyorsan tek cilt onu al oku. Yani fiyat olarak da aşağı yukarı birbirine yakınlar ya. Ben ayrılmış ciltleri daha çok seviyorum okurken. Mesela hatta şey diyecektim de unutmuşum. Bu Savaş ve Barış ciltleri Yordam'da ve Alfa'da 4'e ayrılmış ya, bence mantıklı yapmışlar. Arkadaş şu kadar ya, 1000 sayfa, hadi neyse evdeyiz, virüs var. Ya bu yıpranıyor. Kitap şöyle açıyorum, yıpranıyor, kapanıyor. Tabii fiyatlar da fark ediyor arkadaşlar. Cilt arttı mı fiyat da artıyor. Onu söyleyebilirim. Muammalık can sıkabiliyor demeli. Ama bir yandan da merak ediyorum. Yani onu da söyleyeyim Meli. Baran demiş ki karanlık bir dünyada bilimin mum ışığını sipariş verdim. Valla ben de alayım şimdi. Erkin Hoca hep onu öneriyordu. Önceden de hep şey diyordum, bahane. Baskısı yok, baskısı yok diyordum. Şimdi baskısı var. Onu alayım. Bir de şeyi 3 boyutlu değil de adamın 3 boyutlu tanımı var Carl Sagan'ın. Ben Mesaj filmini falan izledim. Severim Carl Sagan'ı. Videolarında maketler üzerinden 3 boyutu anlatmış. Bizim bilişim hocası göstermişti bana. Çok enteresandı. En sevdiğim 5 kitap ne demiş Naim? Bana mı sormuş? Bana sorduysan Karamazov Kardeşler birinci sırada. İkinci sırada Kör Baykuş. Aklıma şimdi ilk iki bunlar geldi. Mesela Körleşme de olabilir Kanettin'in. Onu da çok severim. İlk üç bu olabilir. Thomas Bernhardt'ı da katabiliriz belki. Bunlarla ilgili Naim hocam ya da Naim Bey, videolarım var benim. Yani Türk Edebiyatı'ndan 8 kitap tavsiye, Dünya Edebiyatı'ndan 8 kitap tavsiyeleri var. Videolara bakıp not alabilirsiniz. Şimdi aklıma Karamazov Kardeşler, Kör Baykuş ve Körleşme geldi. Ha, Pessoa vardı, evet, Huzursuzluğun kitabı. Ömer beni iyi takip ediyor. Sağ olsun, o hatırlattı. O da var. Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabı, ben çok severim. Yani ama bunlar, bu saydığım eserler bazıları çok kalın arkadaşlar. Böyle hani alayım bitireyim bitsin hemen kurtulayım olayından değil yani. Onları öyle okursanız olmaz. Okuyun, olayı idrak edin. Ben mesela Karamazov Kardeşleri şeyden okudum. Ayşe Hacı Hasanoğlu muydu? Ondan okudum. İş Bankası'ndan, Hasan Ali Yücel serisinden.
Mesela bir daha okumak istiyorum. Mesela şey yapacağım şimdi. Sabri Hoca var. Sabri Hoca'ya sordum. Sabri Gürses. Sabri Hoca diyorum da Alfa'nın Everest'in ödüllü çevirmeni. Oblomov kitabıyla adam ödül aldı. Dedim ki ben Anna Karenina'yı falan aldım. Olmasaydı onu alacaktım da. Aynı kitabı okuyacağım için farklı çevirden okuyayım dedim. Karamazov Kardeşler mesela o çevirseydi alacaktım. Sordum dedi ki çevirmeye başladım yarım kaldı. Yıl başında belki bitiririm dedi. Ondan alabilirim. Ben Sabri Bey'i de çok seviyorum. Geçen şey dedi onu size bir paylaşayım. Dedi ki bizi takip ediyor. Dedi size hep yani böyle söylemedi de ben birazcık uyarlıyorum. Film uyarlamaları gibi. Siz dedi hep işte Leyla Soykut'tu, Hasan Ali Ediz'di, Mazlum Beyhan'dı. Bu çevirileri okuyorsunuz dedi. Çevirilerine lafım yok dedi. Bu bir. İkincisi onlar dedi çağdaşımız değil. Artık dedi çağdaşımız olan çevirileri de bakın. Mesela çok bence önemli bir durum. Tabii ki bunları da yine eleyin. Eleğinizden geçirin. Hepsinin iyi olduğunu söylemiyor. Şans da verin dedi. Mesela dedi adam dedi 20 yıl bankacılık yapmış. Emekli olmuş. İngilizce kitap çeviriyor. Bir de dedi adam dedi yazar. Çevirileri var, bilmem ne var. Ömrünü çeviriye adamış. 30-40 yıl. Bir de bu adam var dedi. Bu adam da çeviri yapıyor. Tabii yine beğenmeyebilirsiniz dedi ama şans verin dedi. Yayın evine dikkat edin. Daha önce çevirdiği eserlere bakın dedi. Ve dedi bu farklılık olur sizin için. Daha büyük keyif alırsınız dedi. Çeviriyi de karşılaştırırsınız dedi. Vallahi hoşuma da gitti yani adam hak da verdim onu söyleyebilirim. Hocam bilim kurgu da oku. İnsana farklı bir perspektif katar. Asimov mesela Vakıf serisi Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından ilham almış. Tüm zamanların en büyük bilim kurgu eserlerinden biri. Baran, ben eskiden Itaki'nin bilim kurgu serilerini topluyordum. Bu sağ tarafta görmüyorsunuz. Benim kitaplık turu videosuna bakarken görebilirsiniz. Onları alıyordum. Sonra bıraktım. Dünya klasiklerine yöneldim. Asimov'u da çok severim. Ben robot falan okudum. Kan Damarlarında Yolculuk diye bir kitap da var. Onu da okudum. Hatta benim en sevdiğim Alfred Bester diye bir bilim kurgucu var. Onu da tavsiye ederim. Hatta Vakıf'ın ilk kitabı da var bende. Bu sağ tarafta. Okuyacağım ama. Bu aralar biraz şey yapacağım arkadaşlar. Stili değiştireceğim tarzımı. Rus klasiklerinden hafif bir uzaklaşayım. Modern olabilir, bilim kurgu olabilir ve ince eserlere ağırlık vereyim. Mesela bu ay arkadaşlar gülebilirsiniz 3 kitap okumuşum. Ama tabii 1823 sayfalık Savaş ve Barış'ı bir kitap sayıyorum. Bir kitap Saramago'nun Baltazar ve Bilmum'da, bir kitap da Frankenstein. 3 kitap. Ha, sayfa sayısına vurduk mu 3000'e falan yaklaşıyor. O ayrı bir konu. Ömer, Karamazov Kardeşleri İş Bankası'ndan okudum. Çevirisi de güzeldi. Yalan yok. Ama Hacı Hasanoğlu çevirmişti herhalde Ayşe. Ama başka yayın evinden de merak ediyorum ya. Bir de şimdi bir daha okumak isteği var bende. Hoşuma gitti çünkü. Çok hoşuma gitti. Bir daha okuyayım diyorum ama bu sefer farklı bir yayın evi ve farklı bir çevirmen olsun. Onu söyleyeyim. Baran Bey kitap ne anlatıyor? Biraz bize bilgi verir misiniz demiş. Bilmum'da güzel değildi Buket. Ya ben Saramago eserlerinde sonlara koyarım. Bir filin yolculuğu hoşuma gitmemişti. Bir de bu. Yani Saramago gibi bir adam. Körlük, ölüm bir varmış bir yokmuş gibi bir eser yazan bir adam. Yani ben altlarda buldum. Arkadaşlar bu arada affınıza sığınarak ben biraz yoruldum. 2 saati geçti yayın. 154 dakika falan olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Haftaya söz vermeyeyim. Olabilir, olmayabilir. Olmazsa ondan sonraki pazartesi yayın yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yanlış bir şey söylediysem affola. Hata olabilir. Tek konuşuyorum buradan. Takip etmeye çalışıyorum. Soru yazanları cevaplayamadığım olduysa affola. Bir daha sonra sorulabilir. Topluluk kısmından takip edin. Haftaya olur ya da olmaz. Kabil güzel kitap.
Yani Kabil'e lafım yok. Ben teşekkür ederim Sümeyye. Valla katlandınız bana. Bu 14-15 kişi yayının başından beri valla dinliyor beni. Anılardan bahsettik. Doğaüstü olaylardan bahsettik. Ben bir hafif gülme krizine girdim yani. Orada yayını kapatacaktım. Valla ama şahane oldu. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar. Sağlıcakla kalın. Ara ara böyle şey yaparım ya. Anılarımı anlatırım. Ben de anı bol. Herkes kendisine çok iyi baksın arkadaşlar. Görüşürüz.